<laughs> Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. <laughs> Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Tefikini refik eylesin. Sünnet-i seniyeye bil kuve bil mana, bil irade, bil cehd, bil gayret Temesük edenlerden eylesin. İştirak amali uhrevi eden hissemizi ziyade eylesin. Usul ve furularımızı haberdar eylesin. Evlatlarımızla bizim imtihan etmesin. Edecekse ki edecek. Suhuletle ve kolaylıkla geçsin. Evlat ve ihalimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin inşallah. Bizi sevenleri bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri bizim dua edeceğimizi, üzerimizde hakları olanları da iki cihanda aziz eylesin. Bu maide-i Kur'an'ı sofrasından hisselerini ziyade eylesin. Evimize Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un e, hakikatını tahakkuk ettirsin, hakim eylesin. Evlerimizdeki sıkıntıları bertaraf eylesin. Sihir, büyü, buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon vs. maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi arzi bütün hastalıklardan, بلا hıfsı emin eylesin. Amin. Dima 240. His tersimiz 11. İyisiniz değil mi? Zahirde Risale-i Nur din dersi gibi gözükürken bak hele tıbbı, tıbbı bile ne, ne yapmış? Bak gör şimdi şu derslere bak Risale'nin dersine bak. Çok acayip bir şey. Sahibi Allah ya. Barla 185 pek cüzi istifade ile dimağımda bir lezzet hissettim diyor. Hafız Ali abi. Dimağında le his lezzet hissetmiş. Dimağ lezzet alıyor kafa. Lezzet nasıl alıyor ya? Kustatunaylamış. Şimdi dimamda bir lezzet hissettim. Görüyorsunuz. Şimdi buradan ne anladık? Bu ortada geçen, ortada hani bir başlık açılmayıp mevzunun içerisinde bir kitap, metin yazılıyorsa bu onu benim tespitime delil anlamındadır. Eğer şöyle olsa Şöyle olsa, o başka bir konu. Tamam, görüyorlar. Şimdi dimağımda bir lezit hissettim. Çok his konumuz ya, Hiç birisini külliyattan es geçmiyoruz. Hasanım hiç, his nerede geçiyorsa tek tek okuyor. Baktım şüphelendim ama avcı haletim yok. Bırakırım kalemi, gider başka şeyle meşgul olurum. Onu es geçip de çiğnemem onu yani baktım buran tın tın ediyor bir şeyler var ama a, dört tane avcı var insanda. Dima bir avcıdır. Fikir yemiyle evet. alır. Fikir yemdir. Balığa kancaya takılan yem e, balığa yedirirsin ki yiyeyim diye. Avlama bir yöntemi aklın verdiği yem fikirdir. Vicdanı verdiği yem histir yakalamak için. Kalbin duygudur. Ruhun natifesidir. Yani içsel alemden, kesafetten, letafete. Dima, vicdan, kalp, ruh. İç alem de kendisine göre daha cami. Vicdan, dimadan daha cami. Kalp, vicdandan daha cami. Ruh tepsinden cami. En onlardan cami. Sır insan ondan cami. Tamam, ondan sonra bilmiyoruz. Şimdi Dima'da lezzet hissettim. Allah Allah. Oysa biz hissetmek vicdandadır. Dima'da kuva var, kuva. Kuvvetler orada. Mesela konsantre oluyorsun. O güç nerede? Dima'dadır. Kuvalar, güçler Dima'dadır. Yani hiçbir şey yok. Elini bir vur böyle tuğla, elin kırılır. Konsantre oluyorsun bizce, tefekkür ediyorsun. O güç çıkıyor, böyle acayip oluyorsun. Mesela iş yerine geliyorsun bitkin yani yürüyecek halin yok. Köpek saldırsa o senin bile öyle koşabileceğini tahmin etmediğin o depar gücü nereden aldın? Deli şey yapamaz. Deli akıl o kuva orada aktif oluyor. Nerede duruyor o güç? O güç nerede duruyor akılda? Ya çok tuhaf. Akılda güç, vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latife, şefkati mukaddese, muhabbeti munezze vesaire. Şimdi akılda Dimağımda lezzet hissettiğim his burada. Hatırlarsınız daha önceki derslerde. Burada kuvalar yani sistem birbirine dönüştürülüyor. MP3, MP4 işte şöyle böyle uzantılar var ya videolar gibi. Şimdi kafada var olan güçler vicdana inerse his formatında altyapısı güçtür görüntüsü histir. Vicdana ne atılırsa kendisini dönüştürür. Akıl fik şeyi atarsa, gücü atarsa, konsantre, konsantre oldun. Güç fikirleri atarsa o fikirler his olur. Yani uzantısı his ama içerisi akıl yani dima. Eğer kalp atarsa vicdana, merkezi vicdana koydum his konumuz ya. Vicdanı koydum elimi. Eğer duyguları hisse atarsa vicdan onu Kendisine dönüştürür. His olur. Ruh buna atarsa latifeleri muhabbet, şefkat. Mesela şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezze, sevk, şevk, lezzet, memnunet, ihtiyar ı mukaddeseler var ya. Yani şu unat, ruhtakiler Buraya atılırsa, vicdan atılırsa vicdandaki o his, hisse atıldığı için hisse dönüştürülüyor. Ama altyapısı latife. Buraya atıldı. Bu Bunun tersini yapıyorum şimdi. Ee, his olan bir şey, dima taşınırsa, atılırsa güç olur. Hislikten çıkar. Aynı bunun tersi. Uzantısı, histirama burada güçtür, kuvadır. Kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye, kuvve akliye. Yani bütün güçler orada. Sonra vicdandaki, o histeki hissi. Kalbe atılırsa duygu formatına dönüşür. Vicdandaki o his, e, ruha atılırsa latifelere dönüşür. Onun için e, vicdanın anası erbası, ruh, ruhun dört tavası olan irade zihin, his latife-i rabbaniye. Yani ruh kendisini dışsal, vicdan üzerine yapar. Ruh buradadır, kalp buradadır, vicdan buradadır, dima buradadır. E, vicdanın anası erbası, Ruhun dört havasını aynı şeye söylüyor. İrade, zihin, his, latife, rabbani. Yani bu dördünü e, vicdanın anası, elbası Yani bu vicdanın dört yapısı. Aynı zamanda gene bu ruhun dört havası. Yani ne demek? Ruh kendisini dışsal yaparken bunu kullanarak dış yapıyor. Berzak gibi oluyor. Bu vicdandaki bu sistem duygulardan veya akıldan gelen, bedenden gelen, alem-i şehadetten gelen bütün verileri buradan ruha aktarılabiliyor. Birbirine dönüştürülebiliyor. Ha, şimdi bak ne kadar açıklık getirdi. Dimağımda lezzet hissettim. Ha, demek ki dima'da e, dimağda e, lezzetler, lezzeti mukaddeseler var ya. Neredeydi lezzeti mukaddes? He Mehmet kardeş ruhtaydı. Ruh, ruhtaki lezzet vicdana aktarıldı. Diyor ya bak, vicdanın anası ve erbası, ruhun dört havası. Ruh kendisini vicdan üzerine disal yapıyor. O merkezde havuz gibi yapıyor. Ha, şimdi lezzeti mukaddese lezzet deyince pargeli şeye koyuyoruz, ruha koyuyoruz. His deyince vicdana koyuyoruz, fikir deyince akla koyuyoruz, duygu deyince kalbe koyuyoruz. Dimağımda lezzet hissettim. Ha bir dakika. Lezzet nerenin malzemesisin? Sen kimsin arkadaş? Ben ruhtayım. Burada ne işim var? Ben vicdan yoluyla dimağa atılmışım. Ee, Hafız Ali abi dolaşmış. Dolaşırken o seyahat ediyor o alemlere. Oradan alınmış parça. Ondan sonra o ruhen aldığı lezzeti e, hissetmiş. Ama dima atmış. Dima Yani vi, e, ruhtaki lezzeti vicdanda hisse histen de dima kuva şekline dönüşmüş. Ve lezzet böyle güç olur. Şöyle de olabiliyor. Ben bunu yazarken olanı söyleyeyim ben de. Ee, yani paylaşıyoruz yani bir şey anlaşılmaz ki için. Sanki kafamda o anda nasıl olur dedim volta atıyorum odamda. Nasıl oluyor böyle dedim. Bu bunların birbirine dönüşmesini hem keşif olduğu için Allah şahit böyle sanki kafam böyle bir boşaldı bir şey. Öyle zevki yani tüyler böyle olur ya. Allah Allah bizzat iyi onu hissettirdim yazdım. Yani o lezzete dönüştü. Kafa nasıl lezzet alır deyince vallahi o anda kaç saniye olduğunu bilemem ama lezzete inkılap ettiğim. Öyle bir lezzeti de tahmin etmiyorum ne olabileceğini. Kafada öyle bir lezzet vardı ki anlatamam. Böyle baktım yalnız şahit olduğum şu her taraf aydınlandı ve genişledi gibi böyle. Bu lezzetin kafanda bu nasıl oluyor? Nasıl böyle lezzet olur? Aynı böyle olur gibi. Ha! Ancak şunu dedim. Vay be cennet herhalde böyle bir şey. Kafada. Yani gir cennete diye. Yani dima taşınınca Böyle bir şey de hissettim yani çok şükür. Paylaşıyorum ki böyle bir şey var yani. Böyle bir şey hani söylediği bir şey. Hafız Ali abi zaten yazıyor. Bunun kendisi yazıyor da. Ben de böyle bir şey genişlik gibi böyle kafa. O kadar boştu ki renkler renkler çoğalıyor. Renklerin çoğaldığını. Sonsuza doğru ne bileyim böyle renk. bile kafa boş. Böyle Allah. Ve tamamen lezzet. Özür hocam, bu Tefekkürle elde edilen bir şey mi bu? Yo, değil. Tefekkür adım atmaktır. Bu hal verilen cevaptır. Tefekkür yöntemdir. Tefekkürle gidip almıyorsun. Tefekkür ka daha kafa daha e kafa daha gibidir. Yol açıldı fikir. Yol açmak fikir. Kamyonla gitmek tefekkür. Kamyona oradan kereste yüklemek sana verilen cevaptır. Dima zehirlendiği gibi, dima zehirleniyor. Mazinin elemleriyle e, geleceğin korkuları, anı zehirler. E, İnsanın zaaf noktaları var, güçlü taraflar var. Erkekler mazide güçlüdür. İstikbalde za zayıftır. Kadınlar mazide zayıftır. İstikbalde güç, şey, e, güçlüdür. Yani kadınların andaki psikoloji bozuklukları, mazinin elemleri, ve sesleri ve suretlerinden anını zehirler. Erkeği ise geleceğin endişesi, kaygı, korkularıyla anını zehirler. Erkek geçmişten o kadar şey yapmaz, güçlüdür. Ee, onun için psikoloji, kadının psikolojisi sıkıntılıysa, erkeğin bu psikoloji sıkıntılıysa, keşke bu, bu şeyi, külliyatın bu tespitin bu psikiyatrist doktorlar bilseydi de, ona göre tanım koysaydı ilacın dışında, e peki ne yapacak? Kadın geldi. Biliyorsun ki adın gibi psikolojisi sıkıntılıysa. Mazinin ya şekil ya bir objeleri yaşanan bir şekil dünya var. Veya bir hatıralardır. Yani bir sürü sesler var, bilgiler var. Onunla zehirlenmiş. Çaresi nedir diyoruz da. Atsını ve fakrını e, yani iman-ı billah dersleriyle, Allah'a iman dersleriyle... E, şey ona e, kusuru deruhte edecek. Ats fakr bir de iki tane de bir şey vardı. He? Yok. Erkek ise ats fakr e, teslim itimat kanaat. E, ats fakr, kadın itimat kanaat Allah'a itimat edecek. Allah'ın verdiği rola e, kanaat edecek. Allah'a itimat edecek, kanaat edecek. Yani kadının itimat ve kanaatına darbe vuruyor. İtimat ve kanaat, Allah'a itimat edecek ve Allah'a kanaat edecek. Erkek ise gelecekten teslim ve tevekkül edecek. Teslim seleme, fiili İslamiyet, sünnet-i seniye. Tevekkül ondan sonra iç böyle imani bil ahiret dersleriyle o hakim olacak. Böylelikle dimanda bu lezzet var, var. İtimat ve kanaat, teslim ve tevekkül bunda. Erkeğe daha çok imani bil ahiret dersleriyle Kadının da imani billah dersleriyle. Çünkü mazidir geçmiş, vahidir kulak verilmesi lazım. Ahiret ise gelecektir, görmek. Şimdi bu bilgilerden sonra dima zehirlendiği gibi dima lezzete de alabiliyor. Bir şey zehirlenebiliyorsa yani kaç tane duygu var? Duyuyor, görüyor, kokluyor, tad alıyor, dokunuyor. Bu bir tanesi direkt şeye gidiyor kulak dima uğramadan kalbe gider der ustad münafık bahsinde yani bilgi sesin içerisindeki bilgi dima gider ama aslı yani dima ile kulağın çalışmasını yaparken aslındaki sesin içeriği direkt kalbe gider Onun için Onun yanlış olmasın akılını aldatmasın diye vahiy sesle geldiği zaman direkt kalbine gider gitsin diye vahiy direkt kalbi gitsin diye. Onun için kalp ki şey mühürlenmesinden sonra e, semi ve ebsariyim. Semi ve işitmek ve e, görmek. Usta orada diyor ki münafık bahsinde niye ilk önce semi ve ebsariyim, gışa ve ve lehum azabun azim. Allah semihim ve ala ebsariyim, ve. Perdeniyor. Çünkü diyor yani Elbette ki sistem, mesela şu kamera çalışıyor. Ne ile çalışıyor? Elektrikle çalışıyor. Ama o resim elektrik değil. Yani o kameranın resim çekmesi elektriğin kendisi değil. Ama elektrikle çalışıyor. Dima kulağa çalıştırıyor. Ama kulağa gelen seslerin içeriği direkt kalbe gidiyor. Kalp. Ta ki akıl onu böyle cehalettir şunla bunla aldatıp da vahye duyarsız kalmasın diye. Ondandır ki köylü babaannelerimiz, dedelerimiz vesaire duyduğu zaman miras hukukuyla alakalı bir ayet duysa bile Allah Çünkü kalbe hitap etti o. Ama Vehhabiler, kafacılar bu ne var ya bunu da anlayacak ya. Miras hukukundan bahseden bir şey. Zannediyor ki Kur'an sifo o. Yani sif akıldır. Zannediyor ki sif histir. Kur'an bir pakettir. Paket. Hepsi var içinde. Onun için mucizedir. Basmaz ki. Bunun Manasını anladığını düşünüyor, o zannediyor. Oysa his tarafını bilmiyor. Manayı mesturesini bilmiyor. O paket manay mesturesini izhar ettiğinden hoca, yani İmam Azam mesela iştihad ediyor. İnsan değil mi ya? Beşeridir. beşer ama zannediyor ki Kur'an'dan ve hadisten kendisi o mana çıkarttı. Hayır. Mananın üstünü açtı, gösterdiği için semaviye diyor ustad. Beşeri değil yani. Beşer açmaktır. A ben mesela açtım. Açtım üstünü açtım metni okuyorum. Barla 22. Okuyunca bunu ben açtım diye, ben okudum diye bunun manasının sahibi ben miyim? Toprağı açtı. Ç, toprağı attı çekirdi. Çekirden üstünü açtı çiftçi. Çekirden üstünü açınca çıkan ağacı çiftçi mi haşa halk etti ağacı? üstünün açılması için çiftçi muamele etti. Müştehit aynı çiftçi gibidir ya. Çekirdeğin üstü nasıl açılır? Çiftçidir ya. Müştehit aynı çiftçi gibidir. Yani onu e, ubudiyet toprağı altında, İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, evameli Kur'an'ı imtisal ettiği zaman o çekirdek dar, karanlık, sıkı, yalnız olduğu bir yerde da, geniş hava alemine sümbül veriyor. Çiftçi Çiftçi mi halk etti? Atmasaydı çıkmayacaktı. Ama esma bu böyle. Müştehit de böyle. O Kur'an'ın her bir harfi çekirdektir. Üzerini açıyor. Üzerine açınca oradan çıkan benim değil ki diyor İmam Azam ki beşeri olsun diyor. Basmadığı için Vehhabi insanın söylediği nasıl din olur diyor. Daileri götürmek istiyor da diyemiyor. Peygamberin ağzından çıkan şey nasıl din olur diyor. O da insan. O ne söylüyorsa alın diyor. Vahi var. Vahiy olmayan hadis-i kutsiler var. Onunla da emir olunmuşuz. Hadis-i şerifler de var. Siz kalitesine göre söylüyorum. Ayet onun ağzından çıkıyor. Aynı ağız. Ayet çıkıyor. Aynı ağızdan hadis-i kutsi çıkıyor. Aynı ağızdan hadis çıkıyor. Aynı insandan tavırları. Yani olaya karşı ses yapmıyor. red Reddediyor, şey yapıyor böyle. Etvarı var ya tavrı bile bize emir. Mesela bir şey gördü, hiçbir şey demedi. Misal hani onaylamadı yani yüzünü ekşitti. Ha yapılmaması gerekiyor. Etfarı, ehvali, ahvali, ekvali. Şimdi insan bu bu dersler ah insanlar bunu Nurt benim kardeşler bunlar fark etse bu zannediliyor ki bir şey öğreniyoruz Niye biz zevk alıyoruz sabah sabah pazar günü yani? Bu elde edilenle biz açılıyoruz. Biz açılıyoruz heyecan. Vallahi Allah size de nasip etsin daha iyisini. Ya Rabbi o bana o dimağımdaki o verdiğini bu kardeşlerime de dinleyenlere de nasip et ya. O, Aman o an var ya. Vallahi herhalde cennet böyle olsa gerek dedim ya. Renk karşı şey yaptı. Baktım e, tobe yani sanki halı oynuyor böyle. Bir. Ama birkaç saniye. Hani bak, bak, eğer bunu tefekkür edip çıkartmasayım cinlemdin diyeceksin. Cinin ne işi var lan böyle şeylerde? Ulvi şeylerde onların ne işi var? Ya yani neyse. Böyle Risale-i Nur terbiye etmiyor zannettirmesin diyor şu 312'de. Risale-i Nur böyle şeyler veriyor kardeşim. Ama samimi olacaksın. Başka bir hesabın olmayacak. Yan pulu değil. Doğru Musa. Samimi olacaksın. Külliyat sana açılacak. Bunlar aynı la teşbih ve la temsil Kur'an'daki ayetler gibi. Samimi olursan açar. Samimi değilsen açmaz. Nazdıdır. Mehir vereceksin. Bir haram olan kız helal olabilmesi için mehir vereceksin. Muhakematta diyor. Risale-i Nur'un da manasına mehri nedir? Dikkat. Dikkat. Dikkat latifedir. Öyle sokak ağzı değil. Dikkat et. Latifeni aktif et. Dikkat latifedir. Şimdi dima zehirlendiği gibi lezzeti lezzet alabiliyor. Yani dima da ortaya çıktı bu. Nasıl ki dimadakiler vicdandaki hisse inince düşünceler, tefekkürler, bilgiler, ilimler vesaireler his formatına dönüştürülerek hissedar olunuyor. His hissedar olmaktır. Biraz önce anlattım ya abiler. Merkeze bunu koyduk buradakiler burada dönüşüyor. Buradakiler buraya dönüşüyor. Onu anlatıyor. His demek hissedar olmaktır. Böyle sıradan bir his değil ya. Sonra mesela e, bitkiler, ağaçlar toprakta büyüyor. Toprak dedik tek. ismi tek. His de tek isim. Toprakta ne var? Şu anda benim bildiğim bildiğime göre 126 tane, 128 tanemine element bulunmuş. Element. Kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, gümüş, çinko vesaire. Eski de bizim zamanımızda 109 taneydi. Şimdi daha inceleşmiş 126 tane mi ne? Ama hepsinin mükemmel bir oranla bütün bütünselliğine toprak diyoruz. Aynı bu toprak neyse içi, içimizdeki his de aynı böyle bir toprak. Ama toprakta ne kadar element varsa his de böyle acayip şeyler. Ustad diyor ki hayat hayatta kaynayan, hissiyat suretinde kaynayan memzuş nakışlar diyor böyle. Tencereye su koyarsın da alttan kaynar ya hop 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 hop. hop, hop. Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar diyor böyle. Yani toprak zahirde. Ee, ona ne atıyorlar? çekirdek. Ha, hissiyatın içine istidat çekirdeğini atıyorlar. Duyguyu atıyorlar yani. Hissin içine duyguyu atıyor. Tamam Sonra çıkıyor. Histen e, ağaç çıkıyor. Yani his, duygu çekirdeğini. Tamam e, Sonra fikir meyvesini veriyor. His topraktır. Oraya atılan çekirdek duygudur meyve fikirdir. Dima dışarıya çıktı. Çıktı dışarıya. Hiç kimse anasından insan doğmaz. Beşer doğar, insan olunur. Bedava değil öyle insan doğmak. İnsan olunur. İnsan olmak. Peygamberlerin vazifesi o. Bak oraya çıktı oraya. Bak gördün mü? His toprağında e, duygu çekirdeğini atıyorsun. E, çıkan o şey ağaç komple bütünlüğüne ruh deniliyor meyvede e, meyvede fikirdir adimadır meyve devam ediyorum abiler yani şimdi okuduğumuz bu yer var ya şuraya kadar e, yani bu merkeze dimadan Kapten ruhtan gelenler birbirine dönüştürme olduğunu anlattık yani onu diyor ki e, dimadan gelen tefekkürler bilgiler ilimler vesaireler his formatına dönüştürülerek hissedar olunuyor his demek ona sahipleniyoruz. Mesela hissi kablel vuku. Vuku bulmadan vuku bulması. Çünkü hissin mazi ve mustakbeli yoktur. His mazi mustakbeli yok. Hepsi yaşanıyor. Haşir meydanının küçük bir yeridir ya vicdan. Dolayısıyla hissi kablel vuku kalbe gelenin vücuda çıkması demek. Hissi kable vuku. Vuku'a çıkmadan kalpten. Çünkü ha, Kalp neydi? Haritadır, harita. Haritadır. 18 bin alem ruznamedir. O vuku, aklen alemi şahadete daha vuku bulmadı. Ah falanca geliyor. Vuku bulmadan vuku bulduğu yerdir. His. Yaşanıyor. Çünkü hisin mazi müstakbeli yoktur. Mesela maziyi hissettiniz. Maziye geçmiyorsun. Mazi zaten var. Peki bir mazi düğününde bir derste etkilendin ya. Onu o anda tefekkürle üstünü açıyorsun. Vicdanda yaşanıyor. Ha o 15 sene önce ha şimdi. içsel alemin yaşı yok kardeşim. Yaş yok içeride. Hissin yaşı yok. Aklın yaşı yok. Ruhun yaşı yok. Bedenin de yaşı yok. 6 ayda bir değişiyor bu. E benim 60 senelik atomum yok ki. Haletlerin ha, yansımasının görüntüsüne görecelik ve nispi hakikatta 60-40 falan diyoruz. Aslında yaş görecelidir ya. Tamam. His his böyle yaşana bir yer, hissedar olmak bir yer. Ha aklın düşüncelerini yani tasavvurun düşüncelerini, bilgilerini, malumatlarını, zanlarını bütün o itibari ve nisbileri vicdana atınca e, vicdandaki ise e, ne yapıyor? Hisse dönüşüyor. Hisse dönüşmek demek hissedar olmaktır. Ona dönüşme, o olmaktır. Bunun tersi de his olan duygu olan ve ruhtaki latifelerde de dima inerse kuvalara dönüştüğü gibi. Ruhtaki muhabbet dima atılırsa güç olur. Şefkat atılırsa güç olur. Eğer muvazenesiz şefkat akılsız olursa şefkat Kastamonu 75'te ruhsal bir hastalıktır diyor. Mesela şimdi Suriye'deki mesela veya İsrail'deki şeyi. E, Sakami kalbi bir de şey, ruh için ne diyor? Marazı. Ma, maraz, şey, Marazı, ruhu. Maraz-ı ruhu sakami kalbidir diyor. Nedir o? Ruhtaki şefkat akıl formatından geçirilmeyip yaşanırsa hastalıktır. Akıl onu ifrat ve tefritinden azade edecek vahiy ile. Ruhtaki şefkat mustakil çıkarsa, İsrail şeydiği gibi, bu sefer ya ifrat ya tefritte oluyor. O zaman ne yapıyor? Marazi kalbi ve sakami ruhu midir diyor. Sakami ha sakami kalbini. Marazi ruhi 75 kasamını söylüyor. Peki onu ne yapacak? Akıl vahiy ile ifrattan tefritten kıracak bu diyecek onu. Gel buraya diyecek. Şurada dur. Ne ile yapacak akıl? Vahiy ile yapacak bunu. Dur diyecek. Yani iç halemine hakim olmak kolay mı ya? 18 bin alemin hulasası olmak, insan olmak. insan olmak. Başka bir şey ya. Ya kardeşim, bizim bildiğimiz gibi değil ya. Kedi gidiyor, bomba atıyor, sesler geliyor. İman eden var, etmeyen var, kadın var, erkek var, doğan var, ölen var. Ya nasıl bir şey galip benim? Bu nasıl bir gezegen ya? Yani bir tuhaf değil mi buralar ya? Yani bir Allah'a böyle, böyle pek yakıştıramıyoruz değil mi aklen? doğuyor, tafın ediyor, kokuşuyor. Ölüyor kedi, arabada eziliyor, bomba atıyor, doğuyorlar, ölüyorlar, imanlı oluyor, imansız oluyor. Ya geç bu, onları da geç iman, imansız. Ya başka bir şey var ya. Yani cennet, <laughs> başka bir şey çalışıyor. Cennete gitti, ne yapacaksın cennete? Cennette bekaya mazar olmak için bunlar lazım. Cennet, babanın çocuğuna ee, bak çocuğu, baba Kur'an öğrenmesini istiyor çocuğun. Ama nasıl öğrenecek çocuk? Bisiklet vaad ediliyor. Babanın hedefinde Kur'an öğrensin. Vesile, bisiklet. Çocuğun gayesine bisiklet, Kur'an vesile. Şimdi Allah'ın nazarında bisiklet gibi olan cennet ama aslı hedefi Cenab-ı Hak zatına ayna olmak. Ama biz kulları avam, hedefimiz cennet, vesile ibadet değil işte. Bak çocuğun hedefi bisiklet. Kur'an öğrenmek vesile. Babanın hedefi Kur'an vesile bisiklet. Biz buna benziyoruz. Yani gayemiz cennet değil yani. Olmamalı. Cehennemde de değil. Muhatap ilahi olmak. Muhatap ilahi yani. Cennetten üstü neydi? Cennette beka. Zatına ayna olmak. O başka bir şey. Ne demek zatına perdesiz ayna olmak? Bilmiyoruz ki. Bir daha. Burada 70 bin perdede, perdeyle zatına ayna oluyoruz. Böyle yaşıyoruz. Zatına, Allah'lık ismine perdesiz ayna olmak. Cennet mi kalır? Zaten bu, bu tür şeyleri mazar olunca diyor gel, bir şey anlatılıyor. Gidip gelme nasıl olacaksa. E, buraya hitap ettiği için bu şekilde konuşacak. Ehline geldikleri zaman diyor. Allah'a rabbilerine gördükleri zaman ehli diyor. Değil mi? İrfan tanımayacak diyor. Değil mi? Niye cennette daha kalitelidir oradaki eşler. Cennetin daha kaliteli eşler. Ama giden adam muhatap ilahi olunca geliyor eşi tanımayacak. Cennetten bütün lezzetleri cami olan eşi tanımayacak. Bu ne olacak ki o zaman? Cennetten üstündür eş. Eşten üstün oldun sen muhatap oldun muhatap ilahi olunca kadında erkekte yani eşleri tanımayacak döndükleri zaman ulan cennete benzemedin eşine benzemedin <laughs> ne oldu bilmiyorum ama başka bir şey yani yani burada başka bir şey çalışıyor takılmayın böyle şeyler bomba geldi öldü gitti yani Allahlık nazarı başka bir şey yani yani o Hissiyatları, duyguları akıl e, sisteminden, imbiklerinden geçirmek gerekiyor. İfrat tefriti düşmemesi için. Tamam. Sistem ya. Sistem bayağı acayip bir şey. Böyle atomuna bakma yani. Burada bunu kullanıyoruz. Eşek gibi kullanıyoruz. At gibi kullanıyoruz. Arabayı. Arabanız var dışarıda. E, bindiğin zaman hep oraya yapışmamışsın. Geldiğin gibi. E, şu anda başka bir şeysin. E, beden, arabada ne farkı var? Evet bilmiyorsun da maksadına götürmek için. Bizim işte işimiz var ya. Yani. Bunun ters dedik. Nasıl ki Barla 68'de bak ne varmış delili. Dimağımdaki semli kokular. Dimağımda zehirli kokular olur mu? Ne diyor bu ustadın risalesi? <laughs> ustadın risalesi ne diyor ya? Semli kokular. <laughs> e hiçbir şey yok tertemiz. Ya kalktı bugün doktorum Fikret diyor ki Abi ya vallahi evde çok acayip pislik kokuyor ya. Veya en pis kokan insandır. Bir baktım eşim diyor veya kendim acayip kokuyorum diyor. Veya kimyayı değiştiriyor düşünceler. Koku aktif olduğu gibi, lezzet aktif olduğu gibi vücuttaki bazı hormonlar da aktif olunca elinden ayağından kına gibi bir şeyler de çıkabilir. Nasıl olur? E, rüyada köpek ısırdığı zaman o anda uyanan bizim köle birisi aynı köpek yarası ve kan akıyor. Eşi de söyledi. He abi dedi inan diyor. Bizim hafta Kadir işte kayıttan yaptım. Rüyada köpek ısırdığı zaman fırladım baktım ki köpek ısırmış ve kan akıyor. Sonra gitti doktora. Gitti mi dedim doktora. Gittim dedi doktor köpek ısırmış. Ne, 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 şey yaptınız mı dedi falan. Ben dedi rüyada gitti dedi o da rüyada iğneyi vurdur dedi. E Tabii çıkan, normal bir insanlar değil yani. Bunlar hepsi, durumlar hepten iyi değil. Bakırköy'e gitmeleri lazım. Öyle kınalar olunca. Dimağdaki semli kokuları, yani sistem bilince ne kadar korkuyorsun değil mi bunlar? Ama ne kadar normal. Veya bak oradan birisi geçiyor. Yalnız kalınca değil mi? Aa, oradan birisi geçiyor. Veya orada birisi var. Arkamda birisini hissediyorum. Hep bunlar imal ediyor. Var mı orada? zaten var. Boşluk yok ki. Ruhaniler var. Doludur, dolu. Boş yer yok. Bizim oradan çok geçiyor. Evet. Benim kapıyı açık bırakınca geçiyorlar oradan. Tak 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 değil mi? Oturduğunda o Aha. Aha. Şimdi bazen de ben geçiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Sen anlamıyorsun diyorlar. <laughs> evet. Gibi lezzet oluyor. Bak dimadaki semli kokular. Dimada koku olduğu gibi lezzetli oluyor. Yani her şey her yerde birbirine dönüşüyor iç alemde. Her şey her yerde her şeye dönüşebiliyor. Ama aslı unvanını bırakmıyor. Mesela diyelim ki akıldaki fikir vicdanda his olursa ama aslı unvanını aslı o yazılım var ya altyapısı o akıldan geldiği için o fikir his olarak gözüküyor ama kendini bırakmıyor. O zaman ne yapıyor? Birbirine bendirilmiş. Aynı şeyin üzerinde his var. Aynı şeyin içinde fikir var. Aynı içinde duygu var. Aynı içinde latife var. Böyle oluyor işte. Abi o da latife külli yerleri ondan gelen cüz'iler şeklinde de bakılabilir Yok cüz'i külli değil içeride artık. Hepsini ayrı. Mesela latife şefkat. E, kalpte mesela vefa. E, vicdanda e, korku hissi diyelim. Akılda da e, düşünceler. Hepsi aynı yerdeler aslı unvanını bak aslı nerede aslı unvanını bırakmıyor. Yani fikir vicdan dayısı olduğu ama hisse dönüştüm diye fikirden çıktım tamamen değil. Neye benziyor? Çekirdekten ağaç çıktı mı? Ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşaldı mı? Gene ağaç durmuyor mu? Duruyor. Başka bizim köyde yapmışlardı. Deri Hoca yapmıştı Allah rahmet etsin. Bir elmaya Elmaya mı yapmıştı? Elma galiba. Armut mu? Bir dalına başka bir şey aşıladı. Bir, bir dalına başka bir cins aşıladı. 3-4 tane ben bir ağaçta meyve yediğimi hatırlıyorum. Armut abi. Armut, armut mu yapmış? Bir armutta farklı farklı birkaç cins armut. Evet birkaç cins. Bir çık dedi bana. Seyrediyormuş. Gayesi bana bir şey dilmek ile değil de bakayım ne yapacak bu. Bir çık dedi bakayım dedi bunu sevecek misin dedi. Dedim ya burada yok çık dedi yukarıda. Çık bak dedi bakayım bunu seni. Bir baktım. ve bu taraftakiler de güneştir diyor. Demiyor bana. Bir baktım Allah Allah. Ondan sonra oturdum. Ona baktım ayrı. Buna baktım garip. Ne anladın dedi. Vallahi sanki içim içim olmuşum dedim. İçime dön. Bir bakıyorum bu tarafım böyle de. Bir tarafım deme. Bir tarafım git. Bir tarafım gitme. Bir tarafım iyi. Bir tarafım iyi değilim. Bir tarafım imansızım. Bir tarafım imanlı. Ya bir to Bu ağaç bana benziyor ya galiba dedim ya. Çünkü ustat diyor ki insan bir şecere benzer. Bir ağaca benzer diyor. Allah Allah. Yani hayatın ta kendisi Risale ya. Elhamdülillah. Risale kimin kitabıdır? kendini merak edenlerin kitabıdır. Kendini merak etmiyorsa kitabı Risale okuyamaz. Ben okuyamıyorum, sıkılıyorum. Kendini merak etmediğin için. Okuyanlar niye? Kendini merak eden okuyacak. Merak etmeyen okumayacak. Yani kendin sensin sen. Bu konuştuklarımız Risale-i Nur mu? Yok. O bize söyledi ama biz açılıyoruz. Bak içimizi açıyoruz. Devam ediyor abiler. 14. Leman'ın ikinci makamının makamını bir defa kendime okudum diyor. Bak 14. Lema, Lema, Lema'nın yanlış yazmışım. İkinci makamını bir defa kendime okudum. Pek cüzi istifade ile dimağımda bir lezzet hissettim diyor. Bu adamlar durum hepten iyi değil. Olan bunlar yaşadıklarını yazdılar. Biz anlamaya çalışıyoruz. Bu adamlar yazmadan önce yaşadılar. Yazmadan önce yaşadılar. Ve ustatlarına gönderiyorlar. Acaba durumum hepten iyi değil mi? Böyle, sen bir bak hele bu neler lezzet alıyorum dedi de usta da dedi ki doğrudur ve külliyata koymuş. Bak kendime kendim okudum diyor. Kendimi okumuş. Sonra ne olmuş? Okunan yer beşeriyet değil, bedensel değil, fikri ve tefekkürü bir yer. 14. Lema, Besmele'nin altı sırrı. O okunan yer beşeriyet değil, bedensel değil, fikri ve tefekkürü bir yer. Buradan istifade edilmesini böyle ifade edilmiş. Dima lezzet alırken his, hissesiz kalmıyor. Şimdi de kokusuna geleyim. Barla 208'de diyor ki sen benden o zatın kokusunu hissediyorsun diyor ustad. Ya. Bak burada da dimada hissediyor. Yani e, bilgiler dimağda ama hisse atılınca fikirler, fikir olmakla beraber histir aynı zamanda. Yani sır sahibi kısacası. Yani his, his e, sırla e, sır nedir? Bir de şey vardı, tılsım. Sır şu, bildiğiniz bir şey de tekrar edeyim. Artı 10 santigrat derece sıcaklık var. Burada eksi 10 santigrat derecede de soğukluk var. Sır demek hiçbirisi birbirini ortadan kaldırmadan o da var o da var. Burası sonrası değil. Aynı yerde artı 10 aynı yerde eksi 10 santigrat derece soğuk sıcak var. Bu zıtların birbirini ortadan kaldırmadan bulunabilme sistemimize sır. Birbirini de ortadan kaldırırsa şey destek sıra şöyle destek abi o şey oluyor da hep söyleyeceğim bir şeyin sonsuz ihtimaliyatı desek sonsuz ihtimal yap. Sadece aynı anda sır sonsuz ihtimal yap. Evet, onu ifadesi zaten bu söyledim. Yani nihayetsiz mi hakikat meratipleri? Meratipleri. Peki e, tılsım nedir? Artı 10, eksi birbirini götürür, sıfır olur. Sekizinci sözde tılsımı çözdü diyor. Bir tuhaf, Allah'ın verdiği misal, incir. İncir ağacı işte bütün ama meyveler ondaymış. İncirdeymiş yani, zeytinde değilmiş. Allah iki, iki şeyi yemin ediyor, bir incire bir de zeytine. Evet. Her neyse. Evet buraya geldik. Tamam. Arkaya geçiyoruz. Bugün birbirine dönüşmesini ama birbirini yok etmediklerini sır olduğunu anladık. Sır. Teklif işte abi. Teklif sırdır. Tercih veya tecrübe tasım oldu. Evet. Tecrübe etti. Tısım evet. Oldu. Bak şimdi. Dimağda fikirler bir daha söylüyorum. Vicdana inerse his olur ya Davut. Ama fikri de bırakmış olmuyor. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin boşalmadığı gibi. O zaman ne olur? Aynı anda histir öne çıkan kimliği. Beni mesela şu anda öne çıkan bir şeyim var. Ama ubidiyetim de var, beşeriyetim de var. Ama hepsi duruyor. Dolayısıyla bunu nasıl yapabiliyorum? Sır sahibi olduğum için. Yani vicdana inince his oldu diye fikirden istifa etmedi, çıkmadı o. O duruyor ama öne çıkan tarafı değil o. Histe olan bir korku. Korku istedir. Akla gelirse fikir olur. Kaçma yollarını gösterir sana. Bir şeyler yapar işte. Vehimleri üretir. O korku ise dima gelirse vehimler üretir. İşte psikoloji sorunun sıkıntının sebebi bu, bu. Vicdandaki, histeki korkunun, korkunun dima taşınırsa ne olur? Vehim olur, tereddüt olur, şüphe olur ve evham olur. Bunlar olur. E, ee, muayenleşirse paranoyak olur, narşist olur, şizofreni olur. Paranoyak daha çok böyle kendisini böyle bulunmaz Hint kumaşı zannedip helikopter beni takip ediyor. Araba, herkes beni merkeze koymuş. Bütün arabalar beni takip ediyor. Dedim ya araba bitmedi mi dedim ya hep anlaştılar hocam dedi. Tamam Bu araba çıkıyor başka araba geliyor. Ulan araba eksik olur mu arabayla giderken caddede? Her araba onu takip ediyor çünkü paradan kalsın. Para manyak, paranoyak yani. Çok kıymete koymuş. Narsist nedir? O kadar tıbbi şeyler değil. Sekiz tane şeytanın sıfatının hulasasıdır. Bir adam veya bir kadın. Cemiyya. Peki nedir o? O sekiz tane sıfatın ifratı. Tefriti olursa ne olur? Şizofreni olur. İfradı narsist olur. Tefriti şizofreni olur. Sekiz tane sıfatın ifratına narsistlik, tefritine şizofreni hususi bir dünya. Bu bir dünyasından çıkmıyor. O ta, esastır. Şey, şeytanın sıfat ya. Nerede anlatır? 8. şey 15. sözde 8 tane sıfatı var ya şeytanın. 15. On sözde. Onun ifratı narsist, tefriti, şizofreni. Fikri ne olur? Paranoyak, paramanya adam. Oradan kalsın. Yavruca bir isim takılmış ama bizim yani bu malzemeler. Fikri olursa paranoyak. O 8 tane sıfatın ifratı, narsist, tefriti, şizofreni. Fikri ise paranoyak olur. Bakın, bak. Bugüne bir şey daha ekleyebilir miyim abi? Az önce Hı -hı. öyle olabilir mi diye düşündüm. Sır dediniz az önce tılsım dediniz ya. Hı -hı. Sırda namus yoktur. Tılsım namustur da diyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü sırda sen sahip değilsin yani. Her Hı -hı. şey var. Her şey yok. Doğru. Doğru. Abiler şey açar mısınız? 268. İyisiniz değil mi? Iyi. Benim babam çok iyi yani bugün. Ha çok iyi. Çok hoş. Risale-i Nur gözüyle bakınca her şey hak hakikaten olması gerektiği gibi oluyor. Hep hatırlarım Rüştü Ruş Rüştü abi dedim ya. Cevşen okuyor, vol atıyor böyle. Cevşen'i komple bitirirdi her gün. Bitirmeden oturmaz O cevşen'i hep o parmak oldu, koyduğu yer yıpranırdı elirdi. Ezber olmuştu ama elinde tutardı. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Rüştü abi bir şey sorabilir miyim? Okuyan. Abi niye böyle oluyor dedim. Volta atıyor. Ben de tekerlekler alacağım. Bu niye böyle oluyor? Şimdi ses biliyorum Şimdi biraz soracağım. Aa, geldi durdu. Lazımdır ki böyle olsun. Böyle olması lazım. Niye oluyor dedim. Böyle olması lazımdır. Ne diyeyim şimdi? Yok böyle olmaması lazımdır diyebilmem için bu kainattaki hadisenin evvelini ahirini bilmem lazım. Barla 125. Buldunuz mu abiler? Hadi bakalım. O zat yanıma geldi. Vay ya şuraya bakın ya. O kadar güzel bir yer ki. Artık üretti üret. Evet kısa bir izah var ama mazide çok konuştuğumuz için konuşmadığımız yeri şey yapacağım. O kadar güzel bir yer ki yani anlatamam mükemmel bir psikoloji mi dersin, enfusi mi dersin, e, gayb dersi mi dersin. Artık herkesin alemine düşecek merak ediyorum. Çok zevk aldığım bir yer. O zat diyor ustad yanıma geldi. Kim, H şey, Hafız Ali abi, ee, Gül fabrikasının, şey, Nur fabrikasının sahibi Gül, şey, yok yok, yo. iki fabrika var, o değil. Ha, yok Sabri abi değil, Hafız Ali abi, Bilabı. Hafız Ali abi, Gül fabrikası, Hüseyin abi, Nur fabrikası Hafız Ali abi, İkisinin tekstil makinesi var. Ha Hafız Ali abi geldi, zaten bunun mektubunun üstüne yazıyor, açarsın 125. ha? He. O geldi, o santral diyor. Geldi, e, usta da e, baktı ki sıkıntı oluyor. E, böyle çekime şey yapıyor. Baktı ki risan bastırmak gibi bir hizmette de şeylik girmişse gitti Hafız Ali abi bu tekstil makinesini çuvala koydu. Gitti Hafız Ali abi, şey Hüsrev abiye dedi ki buyur abi dedi. Oysa ondan yaştı. Buyur dedi senin emrindeyiz dedi ister dedi beni istihdam et, istersen bu tekstil makinesini getirmiş. Getirmiş, bırakmış. Bak içini söylüyorum. Usta bir de anlatır. Yani baktı ki isi şeyli iki yerde basılıyor. Gittim şu şeye bak. Bütün torbayı getirdi. Mürekibi de buyur abi. De. İstersen senin şeyine ben devam edeyim. İstersen sen başka istihdam et. Dedi. Ondan sonra usta da geliyor bıraktı orada. O zat yanıma geldi. Hmm. Ötekinin hattı... bu? <laughs> evet. Bak şimdi. Ötekinin hattı demiyor Hüsrev'in. Kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. O da yazıyor ya aynı zamanda. O daha çok hizmet eder dedim. Vay be bana böyle dese. Üşt i̇şte abi. O abim ya onun yanında bilmişim şu senden daha güzel hizmet ediyor dese ola ne olurdum ya diye düşünüyorum düşünmek iste isterim. Baktım ki Hafız Ali kemali samimiyet ve ihlas ile onun tefevvükü ile iftihar etti, telezüz eyledi. Hafız Ali abiymiş, bak Onun üstünlüğünün de gurur duydu ve lezzet aldı. Elhamdülillah. Bu hizmette benden daha iyi insan varmış. Bu hizmette benden de vallahi bu nasıl oluyorsa bilmiyorum ama yani var yani abiler. Yani birisini duysan ki bu hizmetten benden hepinizde vardır cüzikül inan vardır. var. Bence de var. Küfran nümet olmaz. Bende de var çok şükür. Hepinizde var. Yani bu hizmeti Nuriye'de biz benden daha iyi Risale-i Nur'a hizmet eden var. O zat şahit olsun ki lezzet alıyoruz. Alıyorsunuzdur. Ben alıyorum. Duysam. Elhamdülillah. İyi ki var. Yalnız değilim. Ondan sonra Hafız Ali abi lezzet almış. Bunun seviyesi çok yüksek. Ustad burada durmuyor. Devam ediyor. Arkayı bırakmıyor. Bizi takdim edecek ya. Hem ustadının nazar muhabbetini ettiği için memnun, o, memnun oldu. Ustad memnun olunca yani bunu söyleyince lezzet aldı böyle. Memnun oldu. Ustad da memnuniyetinde memnun oldu. Ustadını da memnun ettim diye memnun oldu ikinci kez bir daha. Onun kalbine dikkat ettim. Nasıl bakıyorsun? kalbine dikkat ettim. Doktor gibi karaciğerine, böbreğine emmar çektim demiyor. Kalbine dikkat ettim. <laughs> nasıl dikkat ediyorsun? Dikkat latifesi aktif olmuş. Gösteriş değil, samimi olduğunu hissettim. Bu sefer taşındı. Onu aldı burada. Hissini aldı burada, tahkik etti. Laboratuvara soktu. Yani nedir yani durumu nasıl yani? Bir baktım ki hissettim. Onu buraya taşıdım. Aldım buraya getirdim. Baktım ki samimi olduğunu hissettim. Sonra dedim ki Cenab-ı Hakk'a şükrettim ki kardeşlerimin içinde bu Ali hissi taşıyanlar var. İnşallah yavaş yavaş o his bu, civar bu civarımızdaki kardeşleri sirayet ediyor. Bak sirayet kanunu da var. Kaç tane kanun işleniyor? Şimdi bir paragraf isteyeceğiz ama belki 10 tane dersle izah ediliyor. 10 tane. Şimdi e, bir, kalbine dikkat ettim diyor. Gösteriş değil samim olduğunu hissettim diyor. Hissin de sirayet olduğunu çok hoş demişim. Bak his de sirayet, ol, his, sirayet varmış. hisler sirayet edebiliyormuş. İç alemde her şeyin sirayeti olduğunu gördüm. Her şey sirayet ediyor. Birbirine yansıyor. O zaman oturup kalktığınız, yediğiniz, içtiğiniz vesairelerde dikkat etmek lazım. fikir, fikir de sirayet ediyor. His de sirayet ediyor. Duygu da sirayet ediyor. Latife de sirayet ediyor. Sirayet ediyor kardeşim. Sirayet ediyor. Latife, latifleşiyorsun. Mesela diyelim ki, diyelim misal bir tanesini söyleyeyim. Ee, gelgin, sinirli vesaire bir haldesin Pat diye bir geldin bu havza. Hı. Baktın ha. <laughs> Yaptın gibi. Hemen bakıyorsun. Mesela bakıyorsun, gerginsin. Suratın şu benim hemen. Ama bir bakıyorsun, birkaç dakika sonra bir bakıyorsun. Birkaç dakika sonra seviyene göre... Bak buranın şeklini alıyoruz. Sirayet ediyor. Arabada ne düşünüyorduk şimdi ne düşünüyoruz. Bak fikir sirayet etti. Yani sirayet demek düşünmeden akla, hissetmeden vicdana, duygulanmadan kalbe, latiflenmeden, latifleşmeden latifede var olmaları demektir. Bir daha. Düşünmeden düşüncene, sen getirmeden gelmesine, sen hissetmeden hissedar olmana, sen yaşamadan kalpte yaşamana latifleşmeden latifelerin sende aktif olmasına. Sen o terakki, takva, namaz, niyaz, evrat, eskar, tövbe, istiğfarla latifleşmen lazım. Latiş, latifleşmedim ama bir ortama girdim ki latifelerim aktif oldu. Latişme, latifleşmeden latif oldum. Sirayet yani, bu. Abi olduğunu, o kadar Bunun en, iyi, en, en, en zirve örneği kimdir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesine. Sahabesini nereye çıkarıyor ki? Kimse ilmen çıkartamaz, çıkmaz. Sohbet ne demek biliyor musun şu sohbet? Sohbet iksirdir, sirayettir. Sohbetin şeyini söyleyeyim size. tasavvuftaki adı. Ben mesela geldin veya sen geldin, sen bana, ben sana geldim. Elmayı ikram ettim, elmadır. Tatlı ikram ettim, tatlıdır. Ama en büyük ikram nedir? kendini ikram etmek. İki kelime etti, muhatap aldı seni, konuştu, dinledi, hele dinlemesi, ona mukabele edip bir şey anlattı. Sohbet kendini ikram etmek demektir. Peygamber sahabesi demek, peygamberin sohbet arkadaşları demek. Yani kendisini takdim ettiği kişiler, kendisini takdim etmiş, kendisini vermiş erik, elma, armut, tatlı ikram etmek değil de kendini ikram ediyor. Ben mesela ne ikram edebilirim? En yüksek ikram. Mesela diyelim ki Cumhurbaşkanı sana ne ikram edebilir? Hiçbir şey o kadar kaliteli olmaz. Ama seni birkaç dakika alsa asırlarca unutmazsın. Muhatap alsa, otursa değil mi? E bir de peygamber seni alsa. Bir de kabirde seni cemaat karşılasa. Ondan daha üstünü söyleyeyim sana. 40 tane salih kul Ya Rabbi biz bunun kötülüğüne o kadar şahit değiliz. Bunu iyi biliyoruz diye cenazeden şahitlik etse Allah bu 40 salih kulunun şahadetine göre muamele ediyor. Seni böyle gönderiyorlar. Ebede. En yüksek haralda bu. Onun için 40 tane salih Allah cenazemizde nasip etsin. Amin. 40 tane Allah ben bildiğimi bildik öyle yapacağım deyip hareket etseydi cenaze kıldırtmazdı. Nasıl bilirsiniz? <laughs> Allah bilmiyor mu bunu? burada yatanı. E bize niye sorduruyor? Öyle bir Allah ki, öyle bir güzel bir merhametli ki. Tamam benim bildiğim bildik. 40 tane salih kulum bunun hüsnü şahadet ederse ya Rabbi günahına değil, iyiliğine şahitiz. Tamam. Cenab-ı Hak diyor ki, tamam. Benim bildiğimle am amele, şey yapmayacağım muamele. Sizin 40 tane kulumun e, yalan demez. Bunların şahadetini kabul et. için <laughs> Aynen öyle. Gel de ha. Değil mi? Her şey, e, rahmetim gadabımı açtı diyor. Rahmet sonucuna göre gadabı böyle düşüneceksin. Peki nasıl vefat edeceğim ben? Bak hadisi kullanıyorum. Rahmetim gadabımı açtı. Rahmet genel mi, evrensel mi? Daha kapsar. İçindeki gadab, küçük. Sonucu rahmete koyar mısın? Koydun mu Süleyman? Ben nasıl vefat edeceğim? Bu sonuca göre, rahmetine göre. Ben nasıl yaşayacağım? Rahmetine göre. Bu sonuca göre süreci takip. Nasıl vefat edeceğim? Rahmetine göre. O zaman ele inne zanni abdi bi. Yani nasıl tanırsan. Öyle muamele ediyor. Sırı da öyle. Şimdi gelelim abiler. Fikir sirayet ediyor. His sirayet ediyor. Duygu sirayet ediyor. Latifeler sirayet ediyor. Bu fikir kafada. His vicdanda. Duygu kalpte. Latife Niye şey, 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 rengi gitti? <laughs> tamam sen yap. Aşağı iniyorum abiler. Bana bir şey mi diyeceksin İsmail? His toprağa benzer. Nasıl ki toprak yüz küsür elementin yumağı hulasası olup orada tohumlar ne bulduğu gibi histe de e, hayatın hayattan, hayattan kaynayan memzusun akışlar geçiyor. Bu nerede geçiyor? <laughs> Sözler 688. Buna delilimiz yaptık. Diyor ki, hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzüş nakışlar pek çok esma ve şunat-ı zatiye işaret eder. Abiler, e, memzuç ne demek? Karışık, karışmış, iç içe girmiş. Ama birbirlerini ortadan kaldırmamış. O gafur bir şey getirmişti heykel gibi bir şey. Birbirine girmiş. Çıkartıyorsun aynı. Hani. He matuşka mı? He. Birbirine girmiş gibi. Nakış ne demek? Lugatı verdim. Bir de istilahını verdim. Lugatı şu. Nasıl ki toprak gibi görünürken çok elementin intizamlı ve nizamlı bir araya gelerek başka şeylerin neşi zemin olmuş. Bak toprak nedir? Toprak çok elementlerin belirli nizam ve intizamla bir araya getirilerek kendisinin dışında başka bir şeyi kendisinde ne şu nemalandırmak için toprak neydi? 100 küsür tane, 120 küsür tane elementin nizamlı ve intizamlı bir araya gelerek ne menfaatı var? Kendimin dışında başka bir şey yani çekirdeği ne şu nemalandırmak için zemin olmuş bir motif olduğu gibi işleme yani kendi o toprakta makinede bir demir koyuyorsun. Makinede işliyorsun sanat oluyor. İşte çekirdeği atıyorsun o tahta parçasını. O toprak sisteminde işleme sanatı, güzel şekille süsleme sanatı gibi. Yani yüz küsür element kendisi bir araya geldi, düşündüler, karar verdiler, merhamet ettiler, sistem kurdular. Dediler ki e 120 küsür tane element biz bir araya gelelim. Armut denilen bir çekirdeğin ne şunamasına bize ihtiyacı var. Ona zemin olalım diye düşündüler. O armut için bu sistemi bir araya getirdiler. Armutu bilmeleri lazım. Kendisini bilecek. Ben kendimi bilmiyorsam seni hiç bilemem. Kendisini bildiğim kadar, tanıdığım kadar seni tanırım. Tanıdıktan sonra bir olacağız yetmiyor. Bir, iki etti. Armut'u da tanıyacağız. O çekirdek, o odun parçasını da ne şu nemalandırmak için hadi beraber olalım. İşte yüz küsür tane elemen çok akıllı, şuurlu, bilinçli, idraklı ve akıllı bir araya geldiler. Niçin geldiniz? Ee, bizim dışımızda başka bir kutu olan çekirdek, elma, armut, çeftali ne şu nemalandırmak için biz bir araya geldik. Kendisinin dışında. İşte insandaki hisler de böyle. Toprakta 120 küsür element neyse başka şey için his de böyledir. Toprağın hafızası var mı? Var. Toprak tanır. E, oradan çıkan hisler de şu an şey bitkiler de yeni yeni söylüyorlar. E, bitkilerin eskide e, hissi yok denilirdi. Oysa hissi var. Ş nereden çıkarttım ben? Şu anda bilimsel de oldu. Yani evde çiçeklerin yanına çocuk girerse böyle böyle hareket ediyormuş. İleri girin. Kadın girerse daire var yapıyor su verecek diye. Şeriat ta 1400 sene önce şöyle demiş Behçet. Baltanızın ağzını açık ormandan geçmeyin. Örtün. Ya şimdi bıçak sallaya sallaya kurbana hayvana gidiyor bizimkisi. Kapat lan. Yani hayvan ruhu var. Ağacın ruhu yok. Toprak camit e, bitki zihayattır, zihruh değil. Ruhu yok, kayatı var. Hayvanın ise zihayattır, zihruhtur bir de. Ya. Bir şey söyleyebilir miyim abi? He. Dün akşam buradan giderken radyoda bir röportaj dinledim abi. He. Sanırım beyin cerrahı profesör olabilir. He. İfade ediyor abi, beyin o kadar enteresan bir şeymiş ki abi. Şimdi kendisinde sinir olmadığı için kendisi kendisini hissetmiyormuş. Yani beyin ameliyatı yaparken adamın beynini keserken adamla konuşabiliyoruz <laughs> diyor. Beyin kendinin dışındakileri kendinin dışındakilerine var olduğunu belli ediyormuş. Mesela buram ağrıyor ya aslında bunu bir fark eden Tabii beyin mi? ama kendisi buraya diyor ki sen ağrıyorsun. Yani Buranın ağrıdığını hissettiriyor. Evet. Kendisi hiçbir şey üstüne almıyor. Kendinde sinir yokmuş. Doğru konuş. Burada beyinci var ha. Yok ağrı ile alakalı. Ağrı. Hem sinirle... de profesör beyin beyin plazm. <laughs> bilmiyorum. sen radyoda dinledim. Tamam. Bilmiyorum. Bak ne diyecek. Bir arkadaş başka Ha. Yani bazı dokularda ağrı sinirleri olmuyor. Yani bazılarında oluyor. Da o... Ama hepsi beyinle bağlantılı. Ama bir kısmını hakikaten ağrıyı şey yapmaz. A almaz, Ağrı, göstermez. Göstermiyor, evet. göstermiyor. Allah Allah. Yani şimdi toprak 100 120 küsür tane bir araya geleceksin demir kalsın bir araya. Şu tamam 118 tane. Bir <laughs> 118 mi? Evet. Biz okurken 109'du. kimyacısın ya. Yani. 118 mi? Hmm. Bir okur mu 123 falan diye kalmış demek ki. 100... <laughs> ha şey de değiştiriyor. Neyse bir araya gelmişler. Hadi beraber olalım. Niçin? Bizim dışımızda bir şeftali çekirdeği var kutusu. Onu bizde neşine balans. Ya bu olacak şey mi ya? Çok ayıp ya. Vallahi Demir bunu düşündü şeftaliyi. Çok ayıp ya. Niye düşündü şeftali? Benim dilimi bilecek. Bir başka montaj geçecek. Şeftali şeftali derdi değil. İnsanın diline olacak. İnsanın gözüne bir renk verelim. Şeftali boyayacağız. Yok ya. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da ileri dinsizlik olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Yani demir, kalsiyum, magnezyum, çekirdeği, çekirdeğin sonucu binayı, yani ağacını, ağacın sonu insanın gözünü, dilini, vücudunu, kimyasını, onu da sonucu şükür edecek, tefekkür edecek, bu süreçleri bilecek de bir araya gelecek. Ya bu kadar dinsizlik olmaz ya. En iyisi bir yolu var dinsizliğin en kolay yolu şu. Adem'i kabul kabul Adem değil. Vallahi ben bu işte yokum. Ne Allah benim Allah ahiret, yani benim problemim değil. Bir tanesi dediği gibi bana var, ateist. Ben böyle bir hobim yok dedi. En en güzeli de bu yani. Kabul Adem olursa fikir üreteceksin. Adem'i kabul ise ben bu işte yokum. O zaman bir şey diyemiyorsun ki. Adamın bir tanesi vardı ateist. Sultan beni çağırdılar. He ben ne acı. Sofestayı yani. Her şeyi inkar ediyor. Allah'ı inkar etmek şu. Allah ispat etmek şöyle dursun. Mevcudatı inkar ediyor. Yok bunlar hep hayaldır diyor. Lan ben mevcudat inkar edene nasıl Allah anlatacağım ya? Az kaldı içimden geldi. Böyle bir tane çakayım bu da hayaldır diye. Yani, o da hayaldır diyormuş ya. Vurmuşlar da hayaldır demiş. E, yapacak bir şey yok ki. Eğer Demire bu şeyleri bu sürece, süreçleri düşünmüşse diyorsa e, oğlum, diyecek bir şey yok ki. Devam ediyorum. His kendisi, kendisi başlı başına bir sistemmiş. His. Bunun üzerine fikirler, ku, fikirler, duygular ve latifeler verilerini ne şu malandırıyor. Mesela bu havuz his kabul edin. Vicdandaki his. Ne atarsanız toprak gibi ne şu malandırıyor ya. Oraya o hisse ko, ko, korku atarsan arzular vesaire bunlar memzuş nakışlar olan hislermiş. Yani e, Hadiseleri korku. Çocuğun korkusu olmaz mesela. Çünkü fikri yok. Ölüm korkusu olmaz. Çünkü fikri yok. Delinin olmaz. Aynen. Fikri yok. Pardon, korku korku istir zaten. Hissi his, hafya. Ee, i̇nsanın ucumatisi. Korku, aklı ee, i̇lk önce reflekstir. Akıldan öncedir. Akıl sonradır. Mesela çocuk hemen şey yapar. Aklı gelişmediği halde hemen e, histen imtina eder, çekinir. His mesela, mesela bir tanesini söyleyeyim. Anne karnında e, sezeryan yapılıp, sezeryan şey, çocuğu almaya ne diyorlar? Sezeryan, sezeryan almak. Çocuğun aklı var mı? Yok. Ama çekilmiş, Japonlar çekmiş. O makasla gelip doğramaya gelenleri böyle yapıp annenin son cıdarına kadar geri kaçıyormuş. Bak o, o da korku. Böyle yapıyor, böyle. Böyle yapıyor. Onun için katil ya Kürtaş, aha Evet. Yani aklı olmadığı halde his var. His var, his daha temeldir. Nereden biliyoruz? Ağaçta var. Bak, ee, ağaç, toprakta hayat yok, his yok. Ağaçta hayat var, his var. Sırda, hayvanda e, hayat var, his var, ruh var. Meleklerde, cinlerde şuur var. İnsanda sırrı insani var. Çok ene yani. Ene kısmen cinlerde de var ama sırrı insani başka bir şey. Çocuğun o şekilde davranması korku denebilir mi abi? Ee, te te bir, bir kalıba sokacaksın. Başka bir şey sanki. Abi korku aklı bir şeydir ya. Yorumlanmasa akıl yapar, okuyor. Ee, e, öyle olsaydı Usta Hücumat ikinci hubbu hayat e, hubbu e, hub ca insanın en zayıf birincisi. Hmm. İmam-ı Rabbana Hazretleri diyor ki kalpten, kalpten emraz-ı kalbinin en son kalpten çıkacak pislik evli olması için en son e, terk eden, en zor terk eden hubba hayat'tır. Şey hubbu ca İkincisi hissi haftır diyor. Zaten hafa kalbi deyip Korku akli demiştiniz. Evet. evet. Ha ters mi söyledik? Haf kalbi histi istedir, aklidir evet. Ama e, aslı temeli kökeni e, akıl olmasa bile his vardır. Mesela ağaçlarda akıl yok, balta'yı götürdüğün zaman hissi vardır. Tamam, evet şey işte. Korku, korku, ha Hav, korku ha evet onu söylüyor, haklı. Korku aklidir, evet. Haf kalbidir doğru. Risale'de o geçen öyle ikisi de korku değildir tabi. Ee, ama tercüme, şey, Kur'an'ı şey yapanlar hafı da korku yapıyor. Hayır. Haf haf kalbidir. Yani içseldir. Ee, şey ise korku dışsaldır. atlıdır Doğru. Mesela. Çok hoşuma gitmiştir. Anne çocuğa bağırır, döver ama çocuk yine anne diyerek ağlayarak anneye doğru gider. Bu haf. Haftır bu. İçinde lezzet vardır. Hafullah'ta lezzet vardır diyor. Mesela en lezzetli nedir? Hafullah'tır. Allah korkusu lezzetlidir. Peki hafullah'ta diyor usta bu kadar lezzet olursa muhabbetullah'ta ne olur? Çok lezzetlidir ya. Çocuk anasını emer gibi Allah'ı emdiye hem başladı ama işte dünya işte böyle işte. Haf, haf, haf'ta lezzet vardır korkuda değil. Babadan çocuk haf etmez korkar. Anne çocuktan haf eder. Yani oradan kaçmaz ona yanışır. Çocuk, anne. ha, çocuk dedim ya ters mi? Çocuk anneden haf eder. Çocuk babadan korkar. Hafa gidersin korkudan kaçarsın. Haf cel celbeder seni. E korku seni iter. Korku aklidir doğru. Haf kalbidir. Abi işaretül diyor ki e, edin, evet. Ve yine nefsi ve vicdanı aklın hükümlerine itaatlerini devam ettiren tergip ve terhip yani ümit ve korku hisleri lazımdır. Evet. Korku hisleri. Korku. korku yani dedik ya akın o yani. akıl üzerindeki diş saldır. Mesela dışarıda mesela diyelim ki köpek saldırıyor. Sen de iş geliyorsun. Bitkin zaten zor yürüyordun. E peki o köpeğin saldırmasında atletizmci nasıl oldun? dışsal fikir, fikir hisse dönüştü. His de enerji patlaması yaşadı. Öyle bir atletizmci olduğunu sen bile bilmiyordun yani. <laughs> Artı mesela bir çocuk bir video atmışlardı herkes görmüştür. Gidiyor arılarla böyle oynuyor çocuk bebek. Arılar alıyor bir arıyı böyle koyuyor falan. Arının kovana girmiş ya. <laughs> Hiçbir şey yapmıyor mu? Hiçbir şey yapmıyor. Oynuyor onlarla oynuyor. Veya köpek ben en çok şeyime giden. Hem de kanga acayip dev. Bir kafa var ki kafamdan büyük. Ve zor yürüyor. O da bağlı. Gitti ona o odaya attığı yastığı gibi gözüne sokuyor ağzına yapmadı kalmadı. Acayip o da şey yapıyor yani. Çocuk olduğunu biliyor. Hani dediniz ya abi çocuk annede şey babadan korkar anneden hafeder. Hani erkek geleceğe bakıyor. Gelecekten gelen korkular. Evet. Annede geçmişe bakıyor. Geçmişe gelenler var ya. Hani geçmişten haf gelecekten korkuyorsun. Evet. Yani. Ge geçmişe şey elem diyor da ondan. O da olur ya. O da kalıba girer evet. Çünkü geçmişin elemleri geleceğin korkuları der usta. Nas açık. Vay be ne, ne acayip insan ya. Bu nasıl bir laf ya. Sıradan bir şey mi ya? Diye diye konuşa konuşa okuya okuya Ya ne kadar kalkıp şey ah hale Bu laf denilir mi ya? Bu sen tıp mı okudun ya? İlkokul okumamışsın ya. Geçmişin elemleri Geleceğin korkuları diyor usta. Ya bir tuhaf değil mi ya? Normal mi bunu diyebilmek ya? Bu tapu gibi cümle ya. Tıp fakültesine yazılması lazım. Mazinin elemleri, geleceğin korkuları. İnsanlar Allah Allah. Bu nasıl der ya? Demek ki bir destek alıyor. yani. Normal değil ki. ya. Arkadaşlar bu ders bu derslerde yani normal değil ki. Destek olmasa ne oluyor ya? Olmaz. Devam edelim. Mesela e, toprak neydi? Hisse benzettik. Yüz küsür tane element sahibi. Başka şeyi var ediyor. Ama aynı zamanda hafıza sahibidir toprak. Toprak konuşacak diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Korku, arzular vesaire bunlar memnun nakış olan hislermiş. His kendisi mustakil, kendine has bir sistemmiş. His kendisine has içsel alemde bir sistemdir. Mesela e, vesvese dedim ya adama dün akşam e, dedim ki ona vesveseden kurtulmanın yolu, bir şey anlatmak için söylüyorum vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Çünkü niye? Sistemdir bu. E, muhali talep etmek, kendine kötülük yapmaktır. Nedir o? Sistemi kaldıramazsın kardeş Ka Kalkmaz. Sen veyim olmasın. Hayır. Öyle bir sistem yok ki. Savaşınca kuvvetleniyor işte. Savaştıkça kuvvetleniyor. Savaştıkça, hücum ettikçe kuvvetleniyor. Arılar gibi. Ama bıraksa, bu normal desen, niye o oldu bende dediğin anda başlıyor savaş. He, gayet normal, niye olmasın ki? Soruyorum. Ve sen niye? Niye var, niye olmasın? Doktor desin ki, hayır sen niye vesvese olmayacaktı ki? Niye olmasın sen de bu ortamda, bu cemiyette yaşayacaksın? Yani o mesela şey verdi Rüşt abi, çok güzel misal verdi. Derdi ki, e, Hasan dedi giderken yolda bir baktın ki e, önceden hissedil Ben görmüşüm heylan. Daha toprak bir anda kaymaz. Böyle bir sallanır. Böyle ağaçlar maaşta böyle biz Karadeniz'de olduğumuz için biliyorum. Görmüştüm böyle bir sallanır. Ondan önce bir çakıl taşlar falan iner böyle altından. Böyle böyle baktın ki dağ kayıyor. Durdurabilir misin? Ama yön verebilirsin dedi. Onun için üzerine gelen bir hadise, bir fikir akını, bir olay, cemiyetteki bir hadiseyi durduramasın Karşısına durma, ezilirsin. Yön vermeye çalış. Yön vermeye çalış. Onu kullan dedi. O zaten olacak. Ha böyle kullan o zaman dedi. Durdurmaya çalışma seni alabora eder dedi. Ee, mesela his kendisi müstakil, kendisine has bir sistemdir. Sonucu nedir hissin? Muhabbetullah'tır. İradenin, ibadetullah. Zihnin, marifetullah. Hissin, muhabbetullah. Latife-i Rabbaniyenin, müşahadetullah. Bu vicdandaki dört unsurun şeyi. Muhabbetullah, şimdi nereye varacağım biliyor musun? Şaşıracaksınız. Bak, A eşittir. Bak, sayfayı gösterir misin? Aynı aşağıya, şuraya. Dur, dur, dur bana bırak. Bak ne, ne, yapacağım şimdi onu iki sonuçtan başa gel. Sayfa mı değişti? Niye değişiyor ya? Aha bunu gösterecektim. Bu sonuca nasıl vardım? Şimdi daha okumadım da bunu kafanıza koyun. A eşittir B ise B eşittir C'dir. Tamam mı? O zaman A eşittir C değil midir? Ha buradan bak şimdi nereye varacağım. Çok acayip bir yöntem şimdi. Geç o yukarıya. Hissin vazifesi sonucu neydi? Muhabbetullah. Muhabbetullah nedir peki? Soru sordum. Hissin vazifesi muhabbetullah'ı mı verecekti? Peki muhabbet nedir? Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Muhabbetullah bu kainatın bir sebebi vücududur. Yani kainatın. He, başka bir şey giriyor. Evet. Şimdi Buradan alıyorum. Muhabbetullah e, hissin sonucudur. His muhabbetullah doğuruyor. Bu de bir düşünce aldı o zaman. Hissin gayesi nedir? Bunları yaşatıyor iç alemin mekanı da. Hissin vazifesi nedir? Sonuç itibariyle sonucu Muhabbetullah. Ya dedim e, iki şeyden e, bir tanesi biliniyorsa ötekisini onunla çözersin. Yani hissin sonucu muhabbet olaysa hissi anlamak için muhabbeti ben biraz aralarsam hisse geri gelirim dedim kendisi nedir diye. Tamam Mesela şu bir şey nedir çözemiyorsan ne değildir bak. Ne değildir? Bak, bakma sırınca şimdi gayesi e, şeyin hissin muhabbet ise muhabbeti bir bakayım dedim ya neyin nesidir? Ha, o zaman his biraz aralanır. Buradan çıktım bu mantıktan. Nedirin anlamanın bir yolu da ne değildir. Buna istifam diye geçer işaret edeceğiz daha. Muhabbetullah nedir diye soru sordum. Sözler 357'de muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Bak ne kadar güzel bir şey varacağız Davut. Muhabbet neymiş abi? Sebep bir sebebi vücudu. His de bu sonucu veriyorsa Hissin sonucu histen beklenen sonuç Muhabbetullah ise Muhabbetullah da kainatın bir sebebi vücudu ise his de iç alemin bir sebebi vücududur. İç alemin varlığını hisle olur. İç alemin de sebebi vücudu esas en temel histir. İyi dikkat edin. Ağacın hissi vardır, aklı yoktur. Camidat Nebatat, hayvanat, e, ruhaniyat ve insan. Tamam. Şimdi e, ilk hayat alameti nedir? Varlık alameti. E, varlık alameti camidat. E, şey e, Hissiyat alameti yani şurdanlığın alameti histir. Ağaçlarda his vardır. Ha. O zaman madem muhabbet kainatın bir sebebi vücudu. Yani kainat Allah niye yarattı? Muhabbet ettiği için, sevdiği için. Sevmiyorum lan seni. Nefret ediyorum denilen şey vücut vermesin gücün varsa, yok edersin. Allah ben kainatı hiç sevmiyorum ama yaratıyor. Olmaz. Seviyorum yaratıyor. O zaman kainatın zuhuru Allah'lık alemindeki taayyü ve teşahhusun şeyi muhabbetmiş. E, muhabbet de kimmiş bu adam ya? Muhabbeti bir tanıyayım. Ben, ben, de var mı böyle bir şey? Hissin sonucudur. E, hissin sonucu kainatın da sebebi vücudu ise o zaman e, his de benim sebebi vücudumdur. İç alemimin varlığın kendisidir. Hasan abi çoğaltta çoğalt var ya. <laughs> ya. Şimdi çoğaltta çoğaltlara o zaman bir eşittir eşittir daha koyarsak o zaman Allah kulunu cehennemde yakmıyor. Kul cehennemini kendisi yapıyor yapıyor. Biraz devam edeyim abi. Bak şimdi. His sonucu histen beklenilen o açmış mısın sayfa? Açmış. He bak aha. Histen de beklenen nerede? Ee, his yani şu hissin sonucu beklenilen muhabbetullah ise matematik şeyi. Muhabbetullah da kainatın bir sebebi vücudu ise His de içsel alemin bir sebebi vücududur. Hem devamında diyor ki his hem şu kainatın rabıtasıdır diyor. Tek tek bak o 600 şey e, kaçtan 357'de o kırmızı yazılar biliyorsunuz Metin. His için ne diyor? Kainatın rabıtasıdır diyor. Şey Tobe e, muhabbet için diyor. Muhabbet kainatın bir sebe sebebi vücududur. Muhabbet kainatın rabıtasıdır. Muhabbet kainatın nurudur. Muhabbet kainatın hayatıymış. Dört tane. Muhabbet bak sebebi vücudu. Rabıtası nuru hayatı. Şimdi ben bu bunu insana taşıyacağım şimdi. İçsel alimde bunlar karşılıklarını oynatacağım şimdi. Külliyat başka bir şey ya. külliyatı şöyle anlıyor. Şu fizik, matematik, kimya realitedir. Nefsil emirdir. Vücud halicisi var. Ama bunların kurulduğu zemin olan matematiğin vücud halicisi yoktur. Vücud ilimiz Matematik iki. ikinin vücudu yoktur. Tamam. Nasıl ki bir şey anlatacağım. Bu fenler o sistem üzerine kuruldu ya matematik. Yani vücudu yok. Matematiği kimse görmemiştir. Ha o sistem üzerine arkadaki yazılım üzerine fizik kime vesaire koymuş. Aynı bunun da la teşbih ve la temsil külliyatta manalar şu kainatın arkasında bir yazılım var. Yazılımı da buldum. Bu yazılımın arkası yani bu kainat var ya. Kainat derken e, kadar cennet cehennem de dahil, Cebrail, Mikail, İsrafil azrail falan hepsi. Bu kainatın arkasındaki yazılım, nizam, intizam, malumiyet, meşrudiyet, taayyün, evamir tekvinin hul ma hulasay macunudur. Yazılım. Allahu Alem, asıl imamları, Gazali Hazretleri, Mevlana, Mevlana Halid-i Bağdat, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Bediüzzaman gibi zatlar bu kainatın yazılımına geçtiler. Oraya bakarak onlar kalıp, sembol, şablon gibi manaları asın hastalığını tespit etti. Asrın idrakını İlham, Kur'an'dan almalıyız ilhamı atsın idrakine sunmalıyız şeyi diyor. İslam'ı evet. Şimdi kainatın arkasındaki yazılım, nizam, intizam, malumiyet, meşhudiyet, tayin ve evamiri tekbine. Bu kader. Kainatın yazılımı kader. Bu kalıbı gördükten sonra insanların hadiselerini asın ihtiyaçlarını o şablonu atıyor. Orada gözükenleri buraya yazıyor. Yazılıyor. Başka olamaz böyle şey. 23 senede Kur'an, 23 senede Risale-i Nur birbirini çürütmez, birbirini ortadan kaldırmaz, çatışmaz, çelişmez. Manaların bütünsel ve birbirini açan, ifade eden bir şekilde dizilmesi ancak böyle olur. Başka olamaz. Yani kainatın arkasına şahit olamayan şehit olamaz. Şahit olan şehit olur. Ya. Şimdi geçiyor. Abiler ee, muhabbet bu kainatın bir sebebi vücududur. Özür dilerim. Muhabbetullah'la şunu mu anlayacağız? Cenab-ı Hak sevmek. Se o, o anlamda. O değil. O dişsaldir Hasan'ım. Sevmek. Seviyor. Ama bunun şeyi de var. Sıkıntısı var sevmek. Çikolata vermezsen çocuk seni sevmez. O değil ya. Sevmek bir isim Türkçe'de. İşte onu okuyoruz. Muhabbetullah işte hissedilen işte çocuk anasının emer gibi mabetullah sebebi içsel alemi Allah fikredilir içeride. Allah içeride hissedilir. Aklen fikredilir. Hissen şey vicdanen hissedilir. Kalben duygulanır, duyguya dönüştürülür. Allah Cenab-ı Hak e, ruhta latifeleşir. Ene de başka bir şey olur. Histe şey hissi. Evet. Yani tayin ve teşahhus eder ene de. Ama sır insanda öyle işte. Yani artık onun gören gözü işiten kula yüreğin ayağı oluyor. Yani artık tayin ve teşahhus ediyor. Şualar dokuz. Yani öyle sevmek değil. klasikle öyle basit bir şey olmaz. Yaşanan bir şey. Allah ile böyle yaşan işte nasıl oluyorsa yaşanıyor. Keyif alıyorsun. Bir tanesini söyleyeyim. Huzurdur. Huzur hazır olanın bendeki ifadesidir. Bir daha. Huzur hazır olanın bendeki taayyunudur. Ortaya çıkışıdır. Yaşanır yaşanır. Öyle ana orada çocuk burada. Aa seviyorum seviyorum arada bir bağ var. Allah ile öyle bir şey değil. ise öyle. Buz nedir? Donmuş sudur. Ben donmuş esmayım. Kim kimi seviyor ki? Üstü açılmış ya. Ona sevgi diyoruz. Battaniye gibi üstü açılmış. Buzun üstünü açar mısın? Kaldır su. Onu da kaldır H2O. Onu da kaldır enerji. Kaldır maddi hayat. Kaldır aynı hayat. Kaldır esma. Kaldır sıfat. E, demek hepsi oradaymış. Birbirine bindirilmiş. Ama en son nasıl gözüküyormuş? Buz. Bu his evameli tekviniyeleri, hayatı tekviniyeleri mi çeviriyor? O çevirdiği zaman hani Muhammedullah kainatın sebebi vücudu ya hayatı tekviniyeler de hayatı tekviniyeleri çevirerek bizim ahiret alemimizin e, sebebi vücudu mu oluyor? Ahiret aleminden daha üstündür. Bekaya yani. Ha, ha, i̇nsan ahiretten üstündür. Ahiret hizmet etme mahalidir. Hizmet veren. Biz hizmeti biz alıyoruz. İnsan cennetten üstündür. Evet. Aslında sebebi vücudum. Vücuda aynı, alım artıyor. Vücuda. Zatı vacib-ül vücuda aynalığım çapı, aynanın büyüklüğü büyüyor. Vücuda ayna darlığımla vücut sahibi oluyorum. <laughs> mevcut oluyorum. Vücuda ayna darlığımla mevcut oluyor. Evet. evet. Ama o yaşanan bir şey muhabbetullah. iddia edilen değil. Öyle dile getirilen bir şey değil. İşte nasıl anlarız? Bir tanesini yapayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Namazda. Öyle bazen. O lafız değil ki. Veya derste. Huzur. Huzur ne demektir? Hazır olduğu için bizdeki ifadesidir. Şu anda huzur odur. Yaşanan bir şeydir. iddia edilen değil. Vücuda mazariyetle mevcuta dönüşüyoruz. Mevcut o Cennetten üstün olan taraf bu işte. Cennet hizmet verilen yer. Hizmet alan insandır. Insandan daha yüksek değil ki cennet o kadar gay olsun insana. Cennet insandan büyük değil ki daha daha külli, daha 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 değil ki insanın gayesi olsun ama Kur'an rahmeten lil alemin olduğu için avam her zaman böyle yürüyemediği için cennet gayet gösteriliyor. Oysa cennetten üstündür insan. Hizmet verilendir, hizmet alan insandır. Devam edeyim. Bu dört tane uygulayacağım ise. Kainatın sebebi vücududur muhabbet. Muhabbet kainatın rabıtasıdır. Kainatın nurudur. Kainatın hayatıdır. Ha, his bizim de aynı böyledir iç alemde. Çok acayip bir şey tespit bugün bu. Oh. Nedir okuyayım. Ee, eh, eh. Hem devamında diyor ki his şu kainatın rabıtasıdır. Hem şu kainatın rabıtasıdır. His de dimadakilerin, kaptekilerin ve ruhtakilerin rabıtasıdır. His de ne yapar? Dima, dima, kalbe ve ruha. Bu üçgen, kendisi bir de olursa dört. Dima, kalp, ruh. Bunların rabıtasıdır. Birbirine bağlayan bağdır. Ve şöyle yapmıştım hatırlar mısınız? Daha çıkıyoruz dağcıyız. ipi. Attık. Demiri taktık mı? Tak. Tut. Çık, çek çek. O dimadır. O ben vicdanım çıkan. İp nedir? Attım histir. Hisbağdır. Oraya tırmanıyorum. Ama dereye jup atlıyorum. O da kalp. Tamam. Uçuyorum. O da ruh. Aynı adam. Şimdi eee Diş, dışarıda e, hissin sonucu muhabbetullah ya içeride his neymiş bir muhabbet kainatın bir sebebi vücudu ise his benim de içsel alemin sebebi vücududur his içsel alemin rabıtasıdır his içsel alemin nurudur ona geçeyim şu kainatın nurudur hem hayatıdır nur ne demek gösteren ortaya çıkaran'dır His de içsel alemi şahadete. Şahadeti de içsel aleme taşıyan içsel alemin nurudur. His ne yapar? Dışarıda aklın göremediklerini veya duyguyla alınanları bu his, his görür. Şahadettekileri görür. Alır içeriye. içeriye dönüştürür. İçeride gözükmeyen, duyulmayan, sesi olmayan, tipi, yaşı olmayan içteki latifeler, fikirleri dışarıya taşır. Demek ki hissin böyle bir özelliği var. Dışarıyı duygularla dışarı içeriye alır. Ee, ne yapar? İçeriye taşır. İçerideki gözükmeyeni. Onun da nurudur. Yani gözükmeyeni gösteriyor. Bir daha okuyayım. Nur gösterendir lugat olarak. Ortaya çıkarandır nur. Nur var ya şu ışık. Nur her şeyi ortaya çıkarttı mı? His de iç alemde böyle yapar. His de içsel alemi iç gözükmeyeni dışsal dışarıya taşır. Şu andaki duygularımla ben hislerimle gösteriyorum. Fikir şu anda ben konuşurken fikir var. His var. Duygu var. Latife var. Bedensel mimikler var. Et var ya var. Şimdi bu konuşmada da olduğu gibi his nedir? İçsel alemi, iç alemi dışarıya şahadeti de dışarıyı da içsel aleme taşıyan bir sistemdir. Nur böyledir. Hem e hayatıdır. Muhabbet kainatın bir hayatıdır. Muhabbet de hissin sonucu ise e his de iç alemin hayatıdır. Ne demek o? Dışsalların içsel aleme İçsel alemin dışsal aleme neşnemasını yapan ve onun üzerinde ortaya çıkan nasıl ki her şey hayattan yaratılmış ise dirilmeler birbirine dönüşmüşler, dönmüşüşler his üzerine oluyor. Yani demek ki e, hayat, taşlar, topraklar da hayattan yaratılmış. Taşlar, topraklar da iç alemin e, hissedar olması yaşanan bir var olan içsel alemin hayatlı çünkü his hayattan kaynayan memzuş nakışlardı. İç alemi ne yapmış? Ee, hayatıdır demek. His iç alemin hayatı nasıldır? Bir daha. His iç alemin nasıl hayatıdır? Dışsalları, dış dünyayı içsel aleme, iç alemi dış dünyaya ne neşunama yapan, onu hayat veren, toprak gibi çekirdek çekirdektir. Toprağa atmazsan hayatı yoktur. İlla illa çekirdeği toprağa atacaksın hayat olacak. İç alemde bir şey dirilebilmesi için hissi geçmeden hiç kimse dirilemez. Hiç hisse ilkokulu geçmeden tıp okuyamazsın kardeş. Hisse geçmeden bir şey hayat bulmaz. İç alemi topraktır. Toprak neyse iç alemin, lahut alemin, içsel dünyanın da toprağı histir. E, kaptaki duygular çekirdektir. Ruhtaki latifeler ağaçtır. Akıldaki fikirler meyvedir. Ama hep topra şey, topraktan çıkıyor. Benim dışım veya içim diyebilmem için hissin olması lazım. His olması lazım. Aferin. Yani bu, bu dış dünya, bu iç dünya, iç ve dış diyebilmen için birisi olması lazım. Yo, zihin şu ee, his kainatın zeminidir zihin ise 18 bin alemin haritasıdır daha kapsar 18 bin Alem bu o değil bir tane harita bir tanesi rüzname 18 bin alemin e, zihinde için ne diyor? Hüşşar olup diriliyorlar diyor Kur'an'la. Yusebbihu tusebbihu semavat velardı. Ayetiyle zihinde 13. söz. O alemler diriliyor. O şeceri hilkatler diriliyor zihinde. Zihin. Ama his ise kainatın zemini. Kainat daha içsel, şeceri hilkat daha kapsar. Ama bunun işte bir başka, bunun işte bir başka. Vay be. Yaşanır. De, bir, bunu okuyayım. Hiç, hiçbir şey yapmadan dur bakayım. E, his iç alemi nasıl hayatıdır? Dış sağlığı içeriye, içeriye dışa ne şunlama yapan, sanki toprak gibi dirilten, onun üzerinde ortaya çıkan toprağın üzerinde çekirdekler şöyle düşün. Mercimek çekirdeği, maydanoz, şeftali, havuç, armut çekirdekleri koysan. Elimde buraya dirilir mi dirilmez. Toprak koysan dirilir. Bu toprak işte his. Onu ortaya çıkaran hem ona analık yaptı hem malzeme verdi. Bu toprağın da hafızası var. Hafızası var. Biliyor. Hissin de var. E, ortaya çıkan nasıl ki her şey hayattan yaratılmış ise dirilmeler yani her şey hayattan yaratılmış. Taşlar da hayattan yaratılmış. Bitkiler de hayattan yaratılmış. Zihir ruhlar da hayattan yaratılmış. Ruhaniler de hayattan yaratılmış. Ama birbirine üzerine bindirilmiş. Biz burayı, bu alem-i ile insanlar şurayı anlamakta zorluk çekiyoruz. Bizim sıkıntımız şu. Aynı yerde hepsinin olması ama birbirine karışmamasını bir türlü şey yapamıyoruz. Hissedemiyoruz. Aslında biliyoruz. Yani çekirdekte biliyoruz ki yaprak var. Kokusu var, meyve var. Kütü var. Ama zannediyoruz ki birbirine bindirilmiş. Hepsi nerededir? Aynı yerdedir. Hiçbirisinin hiçbir yerde değildir. Sırayla böyle bir şey yok. CD'de yazılımı bana getirmiş derdi. CD böyle. Şimdi bir film yazılacak. Bir parça buradaymış. Bir parça buradaymış. Bir parça buradaymış. Böyle sıra değil değil mi? Değil yani diyor. Adam bunu okudu. Değil. Yani her şey her yerdedir ve hiçbir yerde değildir. Niçin her şey her yerdedir, hiçbir yerde olmasın diye. Kuantum fiziğinden daha ileri. Dünyada, fizikte kalem bir yerdedir. Çok yerde olsa keramet olur. Kuantum fiziğinde ise bu olması gereken her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Hiç alemde de böyle. <gülüyor> <gülüyor> o sıralamayı bilerek yani doğu ay o şekilde yerde diyorsan. Ya. Öyle geçiyor Oturalım. He. Vücud, rabıda, <laughs> nur. Ay bayan. böyle geçiyor. Açar mısın? İsa açın görün. E, 357. Bakın orada suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet görüyor musunuz? Ha. Vay. A aynı o şekilde denk geliyor. Trafik ediyor. Vay. Vay 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 vay. Zaten öyle gibi diyor sanki. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kahve <laughs> içeceksin kardeşim. Evet. <laughs> Kahve içecek Bismillah. Bismillah. Hadi gelelim mevzuya. Değiştirmek gerekiyor. Külliye tuhaf. Yeni yeni anlamaya çalışıyor. İtimat edin. Yeni yeni. Kainatın matematiği var arkada. Onu çözmüş. Onu vermiş Allah. Onun için demiş ya ustad. Dün diyorlardı ya. Buradan güneşe kadar buğday taneleri konsa kaç tane buğday olur onun hesabını yaparım diyen ustad. Sebebi o bizim bildiğim matematik kullanmıyor. Kainatın bu varlığın arkasındaki yazılım ustad diyor. Kader ilah diyor. Kaderi de yazılımdır. Nizam, intizam, malumiyet, meşudiyet, taayyün, evamül tekmini. Bu kainatın arkasıdır. Hepsini tek tek ders yapmışız, toplamışız. Ömür vermişiz ya bu işte. Çok şükür. Sen de bir kitap yaz da ömür verirsin. Böyle bir kitap var mı ya? Bana dedi ki bir tanesi niye bu devam bunu okuyorsun? Valla be. sen de bir kitap yaz da dedim hayatımına ona vereyim. Ya o çok zor ya dedi. E, o zorsa o zaman zor <laughs> eli öpeceksin yani. Bük, <laughs> bükemedin. Bayağı bir iyiydi. Sen de bir kitap yaz da dedim ben hayatımı. Ben senin kitabını okumaz de, okumam demedim ki. Ya hayata, bir hayat bir kitap hayat verilir mi? Doğru. Sen de bir kitap yaz. Dedim Hayat kitaba hayat değil Kur'an'a kitaba kafa verilmiş. Durdu. Evet devam ediyorum. Daha dur bitmedi. Var ya Galata Köprüsü'nde bitmedi. Trende mal satılıyor ya daha bitmedi. <laughs> evet. His de içsel alemin dışsal alemi. His ne yaparmış? İçsel alemi dışsal alemi dışsal alemi içsel aleme dönüşüp vücut bulmasının hem rabıtası gibidir. Bak dışsal alemin içeriye abiler için dışarıya e, vücut bulması e, bulmasına sebep histir. His bu iki alemin rabıtasıdır. His bu iki alemin nurudur. His bu iki alemin hayatıdır. O zaman his içsel alemin vücududur, rabıtasıdır, nurudur, hayatıdır. Bunu nasıl vardın asan? A eşittir B ise, B eşittir C ise, A eşittir C'dir sırrıyla. Ha? Devam. Daha yeni nefes aldık. Yeni ısındık ha. Yeni bismillah dur. Ee, geç abim. Değişecek. Değişecek. Yani bunu biraz çok güzel de biraz misellesek daha çok açılır ya. Evet. Böyle hani hisle o... alakalı nasıl muhabbetle beraber içselleştiriyor. Biraz özetleyeyim şöyle. Hulusi böyle rahat oturup. Bak şimdi vicdanda böyle yani çabuk çabuk gideyim. Dört e, şey var. Sistem çalışıyor. Diş sağlığıdır. İrade, ibadetullah. Zihin, marifetullah. İz, muhabbetullah. Latife-i Rabbani, müşahedetullah. Geçiyoruz. His konumuz. Sonucu nedir? Beklenen nedir? Muhabbetullah. muhabbetullah. Eğer A eşittir B ise hi, e, yani histen sonuç Muhabbetullah ise A eşittir bey B'yi biraz bilirsem A'yı da bilir. Madem histen Muhabbetullah çıkıyorsa Muhabbetullah'ın bilirsem hissi biraz tanırım. Şöyle topraktan ağaç çıkıyorsa toprağı ben ömrümde hiç görmedim. Vallahi bu ömründe hiç görmesek Toprağı anlamak, topraktan anlamanın bir yolu ağacı bilmekle biraz olur. Tam hayal edemezsin. Yani ağaca bakarak elementlerin varlığından bunun saksıda bunlar geldi ama toprağın rengi mesela de, ağaçta demir var diye toprağın da rengi demirdir. E, ağaçta bakır var diye toprak da kırmızıdır, bakırdır diyemezsin. Ağaçta e, gümüş var ee, toprak da bu şekilde gümüş renginedir diyemezsin. Ama evet oradan geldi ama bilmiyorum i̇şte rengini, e, tipini bilmiyorum. Sert mi, yumuşak mı, ne bileyim toprak, çamur, böyle humuslu mudur, siyah mıdır, beyaz mıdır, kum mu, mudur, bilemem. Ama orada vardır bu. Ha. O zaman ağaç muhabbetullah'tır. Tamam Sonuç. Ee, toprak ise histir. Ne? Nasıl çıkartın bir daha? hissin sonucu muhabbetullah'tır. O zaman ağaç su, çıkıştır, toprak da çıkıyı yerdir. Aynı kanun. <laughs> tamam buraya kadar. Ha, o zaman ya ben bu hissi anlamak istediğim, eğer muhabbetullah anlamak istiyorsam hissi çözeyim de, his de muhabbet şeye geçeyim. Muhabbetullah nedir? Ama konum nedir mevzum? Histir. O zaman his çalıştım ama başka yerden çalışayım. His nedir'e kadar çalıştım şimdiye kadar? Şimdi dedim ki konuyu değiştirdim. His nedirin yerine his ne değildir? Sonucuna baktım. Sonucu ne çıkıyor? Ne bekleniyor? Niye yaratılmış? İşlevi nedir? Muhabbetullah veriyormuş. O zaman ben bu Muhabbetullah bu arkadaşı bir tanıyayım. Muhabbetullah kimmiş? O zaman bana haber verir o dostundan. Muhabbetullah baktım ki kainatın Muhabbetullah, kainatın vücuduymuş. Muhabbetullah kainatın rabıtasıdır. Muhabbetullah yani muhabbet yani Kainatın vücududur. Kainatın rabıtasıdır. Kainatın nurudur. Kainatın hayatıdır diyor. Aa. O zaman muhabbet kainata neyse benim hissim de iç aleme böyledir. O zaman his iç alemin vücuduna sebeptir. Rabıtasına sebeptir. Nuruna sebeptir. Hayatına sebeptir. Muhabbetullah sıfat bir şeymiş, Fatih şeylerim yoksa zata mı şey yapıyor? Zata, zata bakıyor. Yani şeyde... E, muhabbet neredeydi? <laughs> Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i muhabbet muhabbet katteyya. E, e, Muhabbetullah, bak. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i muhabbet. E, muhabbet demek ki şunatı ı zatiyede. Şimdi dedik ki o zaman dört tane şey var. Muhabbet. Muhabbeti de anlamak için bana dedi ki muhabbet... Arkadaş... Ben karpuz gibiyim. Beni anlaman için bir çağ vur. Muhabbeti karpuz gibi vurduk. Muhabbetin içinde vücut varmış. Rabıta varmış. Nur varmış. Hayat varmış. Muhabbet. Bu dördünü, tayin pekmezi karıştırınca muhabbet çıktı. Yani vücudu koy tencereye. Rabıtayı koy tencereye. E, nuru koy, hayatı koy. Karıştır, muhabbet ola çıktı. Muhabbet. Allah muhabbeti bunu cem ediyor. Ha bu dördü de histe de var. Dedi ki histeki vücut nedir? Vücuda nasıl sebep oluyor? His nasıl iç alemin rabıtasıdır? His nasıl iç alemin nurudur? His nasıl iç alemin hayatıdır? Yani her şey o topraktan çıkıyor ya. Toprak kendisi cansız ama gibi hayat oradan çıkıyor. Nasıl cansızsa Can oradan çıkıyor değil mi? Ağaçlar oradan çıkıyor. Ha his de bu adamı tanıyayım dedim. Dediler ki tersten gidiyorum. His iç alemin vücuduymuş. His iç alemin rabıtasıymış. His iç alemin rabıtasıdır. Hi, şey, nurudur. His iç alemin hayatıdır. Tamam iyi. Vücudu ne demek? Dedik vücudu şu demekmiş. He. Hisin ben de aktifliğiyle beraber dört şey oldu. uyandırıyor dışarıda. Sonra onu işte hani marifetullah gibi <laughs> şeyle o hissi kullandığında içeride o zaman vücut alemlerine dönüşüyor. Hisler. Ya yapalım şimdi. Muhakemat yapayım. Ay, sen bunu istiyorsun. Karşıdan bir sevgili geldi diyor. Sevgili gözün diyor şeyine diyor bir diyor e, gül atar gibi diyor mahkematta. E, sevgilin sana bir gül atar ya. O bir gül değil artık. Başka bir şey. Aynı diyor simasındaki diyor temesulatı gözün penceresinden içeriye atar. mukadde. Yani ateş, alev attı. Aslında e, kaşındaki sevgilin sana bir e, simasını göndererek aslında alevi attı kalbe diyor. Alev yanıyor. Bunu Ali olsa da güzel tarif ederdi. Ali Kabakçı. Çünkü o dedi ya böyledir yani. Seneler geçse bile, evlensen bile o yanar hala diyor. İlk defa duydum. O hala durur diyor. Kor. Üstünü örtsen bile duruyor diyor. Öyle hatırlarsın. Çeken çekmiştir. Ben çekmediğim için bilmiyorum. Ondan sonra şimdi uyguluyorum şimdi. Dışarıdan attım abi. Dışarıdaki içimizde atılınca o e, ya ses ya şekil ya koku ya temas, dört. Dört tane. Ya göz. Gözden girdi sevgili. Ya kulaktan girdi. Ya kokudan girdi. Ya da temas. Temastan içeriye girdi, dört. Bu da dört yani, tamam mı? İçeriye girince, Allah Allah. E, vücut bulursa bir şey, hayal olur. Sen bana bir hayal, bir şey et de vücudu olmasın, şekli olmasın. Hayal ettiğim bir şey, şekli vardır. Şekil varsa hayali vardır. Hayal varsa şekil vardır. Sen bir şey hayal et vücudu olmasın. Şekli olmasın. Hadi yeter. var nedir o? Düşündedir. Şekil olmayan içeriği, şekil olmayan içerisinde şekil olmayan varlıklara düşünce denilir. Düşüncelerin içerisine şekil koyarsan hayal denilir. Hayal aynı zamanda mekandır. Düşünceler aynı zamanda içsel alemin zamanıdır e, ee, tamam mı? İçeri attı mı? Şimdi vücut bulacak. Ha, o geldi sevgilinin görüntüsü geldi mi? Vicdanda vücut buldu. Sevgilinin o görüntüsüyle akılda fikir oldu. Leylim düşünüyorsun. Kapte duygu oldu. Kapte. Latife insan, depreştiriyor. E, ee, ne oldu? Latife oldu. Muhabbet oldu. Lezzet oldu. Tamam. Ona. Şimdi Vicdanı attı. Sevgili geldi. Hiç, his de var oluyor. Yani varlığını hissedar oldum. Varlığından hissedar. His demek hissedar olmak demek. Yani hissi kabilel vuku. Olmadan önce, yaşanmadan önce yaşa yaşanmak. Dirilmeden önce dirilmek. Olmadan önce olmak. O sevgilinin resmi içeriye girince vicdana girdi. Uyguluyor mu dört dört? Vücut nasıl buldu? his tepreşmeye başladı. Sonra e, o tepreşmeye başlayınca bu sevgilim iç halimde vücut buldu. Şimdi rabıtasını yapacağım. O his orada durmuyor. Onun hakkında fikirler üretmeye başladı. Fikir rabıtaydı. His bu kalbe hisse atılan o resmi akla atıyor. Diyor ki düşün bunları. E, ne yaptı? O gelen resim e, vicdanda şey hisle vücut buldu. E o his aklı atınca rabıta oldu. Düşüncelerle bizi bağladı. Tamam Düşünceler. Düşünceler. Usta öyle diyor. Düşüncelere şey diyor. E, ne diyordum? Deşmektir diyor. Düşünceler ise, düşünmek ise deşmektir. Deşmek. Bağ oldu mu? nurudun nedir? Aa iç alemimizdeki bazı şeyleri fark ettim onunla. Allah Allah. Her şey değişti. Her şey oldu. Onun için yaşıyoruz. Nurudur. Onunlar her şey şey yaptım. Mesela bir tanesi şey yapayım. Bir güldüreyim sizi. Güldüreyim. Ee, biraz eskide ben hem vakıftım ama benim zaafım şeydi. Balık tutmak, Sertme. Ders yapardık 11'de, 11.30'da Çayeli, Rize'de. Bir şey anlatacağım şimdi bunlarla alakalı. Fiil olsun. 11'de serpme alırım. Sertme gece gidilir derelere. Gece tutulur balık. Sabah. Gençiz ya. Şimdi bir kardeş de Nurcu Allah selamet versin. Ee, bizim köy yukarıki Bogina köy, ortasına bir dere var ortada. Yani iki köyün ortasına sabaha karşı dereden çıktık. Burası tepe. Bu tepenin yamacı bu Bogina burası bizim köy. Güney köy. Tektaş güney. Tam bu tepedeyiz dereden çıktık. Bu tepede namaz kılacağız. Tam e, horoz bağırıyor. Bu köy daha yakın. Hayırdır dedim. Neyse X. Ya dedi. Ne güzel ötüyor dedi ya. Ha horoz tabii dedim sabah namazı. Horoz değil ki o dedi ya. Nasıl değil dedim. işte horoz işte kıkır kıkır bak sabah. Sevgilimin sesidir o dedi ya. Derede oldu ya cinlendi mi ne. Nasıl yani sevgilim? Ben, ben ne bileyim sevgilisi o köydeymiş. O köy dedi şu anda canlandı. Bana diyor ki diyor. O ses veriyor namazı kıl. Namaz kıl sesiymiş diyor. Horoz sesi değil mi derdim. Yok dedi. Namaz kıl söylüyor bana diyor. Horoz bile ona namaz kılı oluyor. Risalde geçiyor mu? Adam sevgilisini niye bulut geliyormuş? Mer güneş sevgilisine vurmaktan utanıyormuş. Utancından bulutu çekiyormuş. Mahkemata geçiyor. Güneş bile utanıyor. Ey aşık efendi diyor risalede. Sekiz ismi azamın tecellisi olan güneşi sevgilin için utandırıyorsun diyor. Ha, bunları niye anlattım niye şey? Dedin ya. İşte dışarıdan gelen bir şey nasıl içeride diriliyor? Onun sureti sureti alemimizde hayal oluyor. Bak histe girdi ya histe girdi. Hayal oldu, mekan, vücut buldu. Düşünce oldu, zaman oldu. Rabıtası diğer kalbe, duygulara da attı. O malzemeyi attı bakela falan. Sonra ne oldu? Hayat oldu. Artık onun için yaşıyor. Mesela bekarken anlamaz. Ama evlenince, çocuk olunca artık ne kendisi kendisidir, ne de eşidir. Artık çocuk için vardır. Onun için yaşar. Onun için bir insana verilebilecek en büyük azap kendisi ve eşi değil çocuğuna verilecek azap. Çünkü peygamberler en acımasız imtihanı çocuklarıyla olmuş. Çocuk azabı sen ben bilmeyiz. O sen ameliyat olursun bağırır çağırırsın ama dayanırsın çocuğa dayanamaz. B böyledir. Ha bu şeydir o hayattır. Hayatından hayatlandı. His iç alemin hayatıdır. Aynı zamanda bak hayatından hayatlandı çocuk. O hariç değil sensin. İşte his iç alemimizin vücududur. Yani hayalidir. Rabıtasıdır. Düşüncelerdir. Nurudur. İç alemimizi nurlandırıyor. Şekillendiriyor. Aa, acayip bir hayal. Leylim leylim. Bulu girmiş gibi böyle. Her şey pembel gül gibi. Ama 6 ay sonra cehenneme dönüşecek başka. Ondan sonra her şey aydınlandı. Lambalar yandı. Sonra Hayatıdır, yeni bir format, yeni bir hayat. Evlenen yeni bir şey gidiyor. Yani ustat diyor ki e, kadın ve erkek, erkeği söylüyorum, üçte iki biz erkeğiz, bekar erkekler, üçte bir çocukluk var. Onun için bana üçte bir çocuk diye bakacaksın. Üçte iki erkek. Kız ise üçte iki kadındır, üçte bir erkektir. Namusunu korusun diye. Evlenince <laughs> erkek üçte üç erkek olur. Yani çocukluğunu kıza verir. Kızdan çocuğu oraya atar. Ee, kadın 3'te 2, kadın 3'te 1 namusunu korusun diye erkekliği bu tarafa atar. Sen namusunu sen koru diye. 3'te 3 erkek olur, 3'te 3 kadın olur. 3'te 1 biz çocuk. Çocukluğu, Çocukluğu ona verince çocuk ondan alıyorsun. 3'te 1 erkeği de bu taraf alınca. Çocukluğu harici çıkarıyorsun. Evet harici. Bunu oraya atıyorsun, onu da bu tarafa atıyorsun. Dengeleniyor. Miras da öyle. 3'te 2 erkek, 3'te 1 kız. 3'te 1 ile gelecek, 3'te 2 kocasına, 3'te 3. Üç. Ee, kız gidiyor, 3'te 1 ile kocasına, 3'te 2 2 onda. Üş, kocasında 3'te 2 var. 3'te 1 babasından götürdü, 3'te 3. Üç. Ben 3'te 2, aldığım kız da 3'te 1 getirdi, 3'te 3 üç oldu. Ha, şimdi demek ki muhabbet kainatın sebebi vücudu nuru, rabıtası, hayatı o gibi o zaman his de iç alemimize atılanları vücut buluyor. Sonra iç alemimizi birbirimize bağlamaya sebep oluyor. İp gibidir his. Sonra bu his iç alemimizi aydınlatıyor. Yani birbirinden haberdar oluyor diyelim. Aydınlatıyor, var ediyor. Aa, sen var mıydın, sen var mıydın? Işık yanınca oldu birbirimizin varlığında haberdar olduk. Tamam. Sonra hayatıdır. Hayatımıza yeni bir yani çekirdek hayatından bitki hayatına dönüşüyor. Başka iç aleminde zihine dönüşüyoruz artık. İç alemde alemler mekan açılıyor. de mekan açılıyor. Bu kadar dilim dönüyor. Biraz oldu mu? Dediğini anladım abi. Efendim Adem. Ya, bir tefekkürüm vardı belki katkısı olur diye düşünüyorum da paylaşabilir miyim abi? Paylaş paylaş dinliyorum. Ee, bir zaman ben aşk ve muhabbete bakmıştım da nedir diye yani arasında nasıl bir fark var. Ee, aşk kendini tamamen ortadan kaldırıyor. Karşı tarafa aynı oluyor. Yani kendi ben diye bir şey kalmıyor. Tamamen karşı tarafın istek varlıkları ve tamamıyla onun e, her şeyine aynı olmak. Aşk benim anladığım tabi bu. Muhabbette ise kendi rağ varlığına rağmen yani benim var olduğumu bilincinde Yine tamamıyla karşı tarafa aynı olmak. Yani tamamen onun isteklerini yapmak fakat kendi varlığında bilincinde olmak. Yani özet olarak aşkta ben yok ee, muhabbette ise bana rağmen var. Evet. Doğru. Doğru. Yani <laughs> bu e, şöyle desek Hulasa Furkan kainatta, şeceri hırkatta değil, muhabbet ne ise iç alemde his budur. Onu anladım da. Mesela size dışarıda bir cisim verdiğini bize sevmek. Aslında his onun arkasından ben aldığı onu demek istiyorum. Yani hani muhabbetullah ya. Oradaki farklı bir hani esmayı da geçiyor artık. Ya da esmalarla mı? Hani o hissin dışarıdaki esmaları kullanıyor herhalde de. Yani şey cihetinden düşünüyorum. Şöyle bak. Şuraya <laughs> hisi koy. Sen taraf alemi şahadet olsun. Bu taraf lahut alem. Ceberut lahut. Tamam? Bu. Buradakileri buna dönüştürüyor. Buradakileri de buna dönüştürüyor. Çekirdeği ağaç, ağacı çekirdek yapıyor. Yani alemi şahadeti gayba, gaybı mesela diyelim ki Usta 506 sözlerinde şöyle diyor. Ben misafir geldim sana. O alemlere gidiyorsun. Bir daha gittim. Bir daha gittim. 506'da diyor ki o alemler de iade-i ziyareti geliyorlar. Neyle? His üzerinde. Yani alem şahit geçiyor, oradan <laughs> alıyor da getiriyor evet. kendisine taşıyor yani. Evet. Hani onu anlat anlama şey. Evet. İşte o. Alem sonra... de geçiyor his. Evet. Alem de kapısından giriyor. Evet. O işte kadını alıyor. Bir şey. Oradan alıyor, kendine katıyor yani. Kendini dönüştürüyor. Işte. Kendini inşa ediyor. İki şey yapıyor his dışarıdan aldıkları ile inşaat tuğlaları koyu içine insan koyacağım bak. İnşaat içeride canlılıklar. İnşa ve ihya. Dışarıdan aldıkları ile inşa oluyorum. Mekan açılıyor. içine Allah'a koyuyorum. Veya peygamberi koyuyorum. Veya kardeşleri koyuyorum. Veya sevgilimi koyuyorum. Veya eşimi koyuyorum. İlk önce inşaat sonra içinde oturanlar. İnşa ve ihya his dışarıdan aldıkları ile inşa oluruz. aldığımız cinsin hak, kaynağı hakikatiyle onunla ihya oluruz. İçeriye ne aldınsa ona dönüşüyorsun. Adam alıyor böyle dünya perest, dünyayı alıyor. Hissi de o cinsten. Biz ne yapıyoruz? Allah'ın sanatını tefekkür ediyoruz, inşaat yapıyoruz. Allah da buna adım atıyor, cevap veriyor. Kendisini orada var ediyor. Pist biz kuruyoruz, uçak öyle iniyor. Sen pis kurmadan uçak inmez. Allah ta'yin ve taşahus etmesi için biz iç alemimizi ona hazır yapıyoruz. Cep telefonunu arıyoruz. Cep telefonu diyor ki, e, kalbimizi 70 defa Allah arıyor. Ya Rabbi, aradığınız kişi kapsama alanının dışında ulaşamazsın sen. Başka bir telefon ediyoruz. Bir telefon diyor ki, e, sizi bloke etti diyor. Başka Ya Rabbi, böyle bir telefon yani böyle bir kalp yok diyor. Duman olmuş. Ama bir bu kalp var, telefon dördüncü tank çalıyor. Allah'a ısrar ediyor. 70 defa telefon çaldırıyor. Yani aynı bunun gibi his üzerine. His böyle bir berza şahadeti gayba. E, gayb olanları şahadeti yapıyor. Şahadete şahadeti yapayım şimdi en zor olanı. Sima ses göz mesela bir yerdeydik beraber. X bir yerde. Gördün mü adamın simasını? Simaları. Yani gaybın şahadette en güzel görünümü simadır. Simahum fi vucuhihim min esferi Veya başka bir tane de var. Lisan. Elsinetikum lisan. Ve elvanikum simalarınız. Elsinetikum elvanikum. Sizin içselinizi dışarıya taşır. Ayiz. Onun için gaybı şahadete simadır, sestir, davranışsaldır. Hasan abi iki köfte de ben satabilirim. <laughs> abi, abi benim hissetmediklerim... Ya his... Yurdur, dur da bir sus desen daha konuştum. Dur, dur, bir ilgine bir tamam. şunda değil de Allah benim ya. hissetmediğimi hissettiler diyor. Evet. Üstad kendim hani bendeki şu hissiyatımı hissettik, hissetmediğimi hissettiler diyor. Mesela bak onu... O konuda casus olmuş, çok ustalaşmış. Mesela diyelim ki meşgul alacağız. Meşgul olduğun şeylerde hassasiyet olur ya. Mesela diyelim ki enaniyet yapayım, hava atayım şunu. İnsanın zaaf noktası, o doktorum nasılsın falan, yalakanı, diz boyu falan. Yapa 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 yapa. O kaldı ki onun evliyası olmuş. Onunla evlenmiş. Evli, ya, evli. Hakikaten mi? Evli onunla. Evet, evli, ya. Ha şimdi ben diyor gurur, kibiri diyor o kadar inkişaf ettirmedim. O adamlar hissetti diyor. O hissimin karşısında çıkıyorlar. Evet. Çok acayip. Çok sen söyle, şey, ya. Ben söyleyeyim abi. Kusura bakma yani. Estağfurullah abicim. Dedim. <laughs> Aşk olsun. Hiç. Ee, fikir, his, duygu ve latifeler az önce demiştiniz ki sirayet ediyor. Evet ya. Ben e, şöyle olabilir mi diye düşündüm. Şimdi siz diyorsunuz ki aynı zamanda toprak histir diyorsunuz. Ben de diyorum ki toprak sizdeki histir. Ama e, benden bir şeyler alabilmeniz için o toprağı benim ekmem lazım. Veya sizin benden bir şekilde evet. alıp Oraya ekmeniz lazım. Benden aldığınız da his paketidir. Evet. Dolayısıyla evet. bu sirayet genelde bir histir aslında. Yani ee, mesela e, fikirler hisler... Sen de uyanmamış bir şey bende uyanmaz. Uyanmaz. Yok. Evet. Sen bak ben, e, yani. ben de ben de benle konuşuyorsun ya. Ü, ü, dört tane şey yapıyorsun. Fikrim fikrime, evet. hissin hissime, duygun duyguma. Latife'n Latife'mi uyandırır. Evet. Eğer sen de uyanmamışsan, leylimleyimliyimsen, ben de uyandıramazsın. Evet. Onun için lima tek kullanıma latif falan yapmadığın şeyi niye söylüyorsun? Değil ama tesir etmez. Mesela ben tatmin olmadığım, e, Einstein'ın da güzel bir sözü var. Fena fani bir adam güzel bir sözü var. Yani e, bir insan bu konu çok zordur. Bunu anlatmak çok zordur. Yani şeydir falan diyen yani anlamamış o kadar. Bir insan bir konuyu diyor, ne kadar güzel anlamışsa o kadar rahat anlatır. Tamam. sırınca eğer ben bunun hamallığını yapmamışsam bunun efeliğini yapamazsın. Üstüne oturamazsın. Yani oturacaksın. Yani, hamal taşır, yorulur ama yorulduğu zaman ne yapar. Koyar üzerine oturur. Taşıdığı yükün üzerine oturur. Gemide de öyle yük koyarlar. Şimdi o zaman e, ben de uyananla senin uyandırabilirim. Ölü ölüleri uyandıramaz ki. Uykuda ikisi birbirini nasıl uyandıracak? Bir tanesi uyanık olacak uyandırsın. İkisi de tam uykuda. Birbirini nasıl uyandıracak? Ancak Gafur'un o, o, horladığı gibi olacak. Horlarsa. Evet. Biraz gidelim. Sor. Böyle desek doğru olur mu cevabı? Hani dedi ya his içsel alemin vücududur, ruhudur, hayatıdır. His içsel alemin vicdanıdır, kalbidir, aklıdır, ruhudur. Harika gibi Kaynaklarını söyledi. Abiler, ben son cümlemi söylüyorum bunlarla alakalı. Ustad e, çarpıcı misal veriyor orada, sevgiliden bahsediyor. 32. Sözde de bahsinden ve çiçekten bahsediyor. İçeriye giren bir şey ilk önce suretlenir, hayal. Sonra e, fikir, düşünceye dönüşür, bilgi, ilim, malumat, zan bir şeyler. Tamam birisi sürate dönüşür hayat. Diğeri düşünceye dönüşür mekan. Şey zaman veya tasavvur. Oldu mu abi iki tane? İçeri giren. Bunu girdi içeriye. Giren şey hisse girmişse. His onu şekillendirmek için şurada his diyelim. Mekan yok ama tahvil ediyor ki şekillendir. Şekillendirdi. Tasavvura diyor ki düşünce malzemelerine yap. Bunu düşünceye dönüştür. Tamam? Sonra kalbe atıyor. Bunu duygular yap, latife şey duygu, e, latife insani, insani özelliklerine bak. Bu şeyin gelen, ses olur gelen, suret olur gelen, koku olur, dokunma olur. Dokunursun, suretini de bile hayal edersin. Bak buraya hiç görmesem, e, böyle bir masa, hayal edersin, suret. Sonra ses olur, sonra dokunduğun kokusunu hissetmeye çalışırsın. Yediğin bir şeyi koklar. Demek ki içeriye girenler ilk mahallede insanın zaafıdır. İlk önce suretini düşün şey yapar. Surete dönüştürmek ister. İki onu düşünceye düşünce silsilesine yani önün arkasını avlamaya çalışır. Bilgiye dönüştürür bilgi. Ettim abi ki. Sonra kalbe atar duygulara dönüştürür. Yani insani değerleri var mı? İnsan ne kadar? o latife insanı ne kadar. Sonra o içeri gireni latifeye taşır. Aynı vicdan yapıyor ha bu. Şu bak hayal, tasavvur, kalp, ruh. His burada. Atıldı buraya. Hayal, ed hayal ediyor ki bak hele şekillendir. Tasavvura diyor ki düşünceye dönüştür. Kalbe diyor ki latife insan yani insani değerleri ne kadar latife insan yani harita üzerini aç bakalım bu yani e, duygu seviyesi var mı yani nedir yani? ...böyle... Sonra ruha atar. Bu da tarafa. Bunlar ruhtaki e, şefkat, muhabbet, şevk, sevk, surur, lezzet, memnunet, iftihar. Böyle ruhsal taraflarına bak bakalım. Kanun namus bak bakalım. Bunu bu atıyor. Bu atmasına rabıta. Tamam Birbirine atmasına rabıta. Buraya var oldu ya ilk önce. Vücut buldu birbirlerine bağladı mı? Bak hele, bak hele, bak hele, bak hele. Sonra veri attı mı? Bağ mı abi? Bu atılanlarla hayal farklılaştı, düşünce farklı. iç alem değişti, nurlandı. Yani aydınlandı. Dört tane şeyle, hayal ile, düşünce ile, duygu ile, latife ile bir meydan aydınlandı. Işık. İşte bu, bu nurdur. Sonra sonuç itibariyle Ey hayal ver bana tekrar sana verdiğim o şey. Senin ürettiğin şekli bana ver. Er düşünceler, ürettiğin bilgiler ver bana. Ey kalp, ürettiğin duyguları ver bana. Topluyor şimdi vicdan şeyiz. Ey ruh, sana verdiğim malzemeleri latifeye dönüştür. Ver bana, ver. Dördünü topla. Karıştır tayin pekmez. Bu bu hayat. Hayat buldu. Yani mekan açıldı. Abi bir, Mehmet abi bir şey söylemişti ya hocam. Çok özür diliyorum. Anladın mı? Dört tane. Ama böyle mi geçiyor? Eee suret kanuniyet evet. atlaması yaptı ya. Ya. E, ne hangisini suretlemiştin abi sen Vücut suret mi? Vücut. Vücut şu. Mu suret? Evet. Abi. E şu ya. Tamam. Peki sahabeler, sahabeler. Rabıta kanundur ya. Evet, Bak ben hemen yapayım bunu ya? Surettir. Aynen, aynen. Yani. Vay acayip bir şey ya. Kanun rabıtadır ya. Evet. Rabıta yani gözükmez ya. Mesela güneş de ağaç arası yağmurla falan program yani. Evet. Ee, kanuniyet çok uydu ya. Bunun kafası bu tarafa çalışıyor da bir sakin kafası olsa var ya neler bulacak da. Ben nuru'dur. Yani, ee, sakin olsa ee, kanu surettir, kanuniyettir. kanunettir. Ee, nedir? hakikattır O bile kafam gitti ya. Mahiyettir. Peki, peki aynı zahirde hakikate ulaşıyor sahabeler ya. Hı. Yani baktığı yerde acaba hissel hissen nura mı ulaşmış oluyor ki hakikaten? Şuraya ben yazabilir miyim ya abiler? Allah razı olsun buna sebep olanlara. Bu kaleme kadar gelmesine kadar sebep olan bu tayp temele harcı olana. Zerre kadar sesi olana. Bu kaleme gelene kadar. Duvası olana. Maddi katkısı olana. Allah Allah havale ettim. O benim sözlerim abi. Ben Niye söylüyorsun Tamam. Senin sözlerin senin de kutsi olduğun için tekrar ediyorum. Bak. E, süretidir. Nasıl sevilmeyeyim ya? Nerede nereye getirdi Allah bizi ya? Ne yaptırıyor ya? En azından kendisiyle meşgul ettiriyor. Doğru ve yanlış. Yani bu kainatın zinnetiymiş ya. Parla 163'te geçiyor değil mi? Ne diyor? Sema müekel melaikeleri. Yerdeki melaikelere diyor ki bir iki adam bir iki dakika birini iki nefes. Bak biz o kadar da değil. Çokuz. Rablerini görüp gösterirler, sevip sevdirirler. Yukarıdakilerin, yerdekiler diyor ki ah ne kadar bahtiyarsın. Biz de anlamıyoruz ki fazla. Biziz değil mi bahtiyar abi? <laughs> Evet. Çünkü niye? <laughs> şu, sebebi şu. Ee, bil, fark et ki çöplükte harcama kendini. Yani üzerindeki nimeti fark et. Fark, hep Allah istiyor ki fark et. Fark et. Yani nimeti mi gör? Bak ne nimet ya. Neyle meşgul ediyor? İnsanlık neyle uğraşıyor şimdi? Siz küçük çekmecedeki o küçücük odada hep aklıma yaparken Hasan abi böyle bir yer diye. Bir de çatıda yapıyordum zeytinburnunda. Ya. Araya bir duada ben sıkıştırsaydım ya. bir de zeytinburnunda Zeytinburnu o... içim yanıyordu. Ya bir insana gelme nasıl denilir? Çünkü yer yok. Ya. İçim, İçimi ya Rabbi şu dersin hürmetine geniş bir yer. Hatırladın mı? Hmm. Allah'ım ve Ala rahat edebileceğim bir yer. Senin mülkün çok geniş. Ama şimdi diyorum ki Allah'ım burada verdiğin surettir. Suret hakikatsiz olmaz. Gene ahirette bizi beraber et. Amin. Allah'lığın hatırına. Amin. Ya Rabbi suret hakikate istinad eder. Medet alır, hayat bulur, vücut bulur, ruhlanır. Suret bu. Ya ya. ya ya Rabbi. Ya. Diyorum bak. Düşünüyorum ki bunlar beni yolcu edecekler. Siz de beni yolcu edecekler. Ya siz beni önce yapacaksınız. Ya, yok yok. Yol, yolcu ama <laughs> öbür da karşılayacaksınız. Zaten. Tabii ya. <laughs> yani Allah öyle bir Allah ki 40 tane salih kul yani 40 tane böyle nurcu onların ittifakına ittifak ediyor. Yani ben bildiğimde amel etse, olsaydı cenazede kıldırtmazdı. Nasıl bilirsiniz? Ben namazı kılarken cenaze namazında geçen bir tanesi vardı köydeyken geçen Yarım nasıl bilirsin? Yarım senin ilmindeki gibidir dedim. Diyemedim. Süste yapmadım ki şimdi. İyidir nasıl diyeyim? Ömrü kahvede geçmiş. Bir tanesi de vefat etti. Ayhan'ın babası kardeşimiz. Nasıl bilirsiniz? Allah'ım dedim aynı böylece. Ya Rabbi. Herkes aleyhindeyken bu adam benim için kavga seviyesini münakaşa eden bir adam. Ben değil tabii. Senin bu Nur Davan bu adam böyle davamıza taraftardı. O kadar babam yaşta adam kalkıp hürmet ederdi. Sana havale ediyorum. Cenazesinde dedim. Allah. Herkes cenazesinde kadınlar tarafı erkekler ortada duruyor ya. Cenaze saati bekliyorlar defedelim. Ben kesin hiç şey yapmam. Çıkarım salada giderim. Yasini kesinlikle bir cenaze gittimse yasin okumadan şey yapmam. Onu Yasin'in okudum, bitirdim. Millet hala okuyor zannediyor. Ya Rabbi, hep geçti bana. O münakaşa ettiğini duydum. Bir de benim yanımda şey yaptı. Ben dedim hepsini. Ben hatırladım da. Allah ne yapar ya? Bırakır mı Allah? Burada bu, bu kutsi şeye soktu da. Mahiyetidir. Öyle yaşa ki böyle hatırla. Evet. Ee, i̇çsel alem böyle. Ee, his böyle bir şey. Etrafını çevirdik. Ama mekan açılıyor. Bu garip bir şey ya. Hiz. de <laughs> vücut nasıl koymuş ustad? E gel de matematikseldir değil midir Risale-i Nur? Matematikseldir, görseldir, okununca işitseldir, Sistematik. sistematiktir. Tefekkür edince şekilseldir. Kur'an'ı tefsiridir ya. Gel de Kur'an'a bak ya. Bir tuhaf ya. Ne bileyim ya. Hadi bakalım. Benim bedelime şehit olacağını hissetmiş. 267. Size nereye geçecektim biliyor musun? Çabuk çabuk yapıp. Bak şimdi nereye biliyor musun? O kadar şey ki dur nereye? Şurası abi. Ee, hem de sana ne kadar lazım? Öfkenin ifrat tefriti, öfkenin... Of acayip bir şey. Ee, bir de şey. Vallahi sayfa 261 tam sana bakıyor. Hatta dedim ki sade tarici rüya gördüm. Bir de rüya gördüm ha. Yazdım bak. 2, 2, 10, 2023'te rüya gördüm. Rüyamda hayatı tekmine olan mevcudata nüfus etmek ancak iradeyi ibadetullah'a, ibadetullah'la mümkün. Bu da teklerle mümkün. Yani tekler kadar ibadet, ibadetle mevcudata hakim olunur zihinde ise rüyamda evamiri tekmini olan içsel alemi hakim tecerrütlerle olur. Yani e, iç alemine sayfa çok tuhaf 261 iç alemine nasıl hakim olacağım? Dış dünyama nasıl hakim olacağım? Bana bir formül verin dedim. Yani dış dünya nasıl şey yapıyor? oldum dünya oldu Kırdılar, döktüler, ettiler. Ne olmayayım? İç alemde birbirine çelişen, çatışan, vuruşan, Para, paralel olan birbirine zıtlaşan Celal, Cemal, Kemal bir sürü şeyler var. Bunları ben nasıl iç alemi dengeye koyacağım, kıblesine koyacağım, dizginini bana verin dedim. Dediler ki iç alemini tecerütlerle dış dünyanı terkle lakim olacaksın. İç alemini tek, tecerütlerle. Tecerüdün kadar ahlak haliyelerin olacak ahlak alilerin kadar tefekkürün olacak. Tefekkürün kadar zihinde mekan açacaksın dedi. Bu akılla, bu tefekkürle düşünerek al, elde edilen bilgi değil bu. Küfran nimet olur. Yani iç alemimi nasıl yapacağım, hakim olacağım? Tecerrütlerin kadar. Tecerüt ne demek? E ahlak-ı aliye. Yani e, tecerrüt şu. E, e, Kuve-i akliye, kuvey i Gadabe, vasatı olan ahlakı seyyeden kurtulduğum kadar ahlakı seyyelerden e, o tecerüttür. Tecerüt demek bu üç kuvvenin vasatıdır. Yani ahlakı aliye yani ahlaki sufliyeden uzak olmak tecerüttür. Tecerütün kadar ahlak aliyen olacak. Ahlak aliyen kadar tefekkürün olacak. Kim tefekkür edecek? Edebilir. Ahlak haliyesi kadar olan, te tecerrüdü kadar tefekkürü olur. Tefekkürün kadar zihinde, vicdandaki his zihinde mekan açılacak. Tefekkür nedir? Zihinde mekan açmaktır. Tamam. Ee, peki dış dünyaya nasıl hakim olacağım? Ölümü, mezarı, yaşını, şunlar bunları nasıl geçeceğim? Ee, diş arki, şu mevcudata a, ayatı tekmini denilir. İç alemimize e evamir tekmini açtır mı 261 Hayatı tekmini olan mevcudata nüfus etmek onlara o mevcudata hakim olmam ancak iradeyi ibadetullah'la mümkündür. Yani iradeyi aktif edeceğim iradeyi. İradeyi nasıl aktif edeceğim, güçlendireceğim? İbadet yaptığım kadar. İbadet ile namaz niyaz değil. Ubudiyet kadar. Ubudiyet ile namaz niyaz değil. Namaz niyaz ölünce vefa bitiyor ama ubudiyet bu. Devam ubudiyet devam ediyor. İbadet bitiyor. Ubudiyet. Ubudiyetin kadar A eşittir B ise B eşittir A sırınca iraden kadar i, ubudiyet ubudiyetin kadar iraden güçlü olur. Ne kadar ibadet yaparsak ne kadar ibadet o kadar. Mesela diyor ki farz namazlarla Allah'a yanaşamazsın. Demiyor da böyle ama o çıkıyor. Allah ancak nafileler yaklaşırsın. Çünkü farz değil. Farzlar zaten vazifeyi asdiyetir. Hani şöyle, ne mutlu o baklava yiyebilenlere. Böyle bir şey yok. Ne mutlu verebilene. Değil mi? Şimdi mevcudat A, hayatı tekmine. iç E, evamir tekmine. Diş dünyaya irade ile. İrade ile, ne ile? Ubudiyet. Adetullah, sünnetullah. Sünnet-i seniye uyduğum kadar iradem güçlü olur. İradem güçlü olursa ne olur? Bu da nasıl yapacağım? İrademi nasıl güçlü tıkılacağım? Teklerle. Teklerle mümkündür. Yani teklerin kadar ibadetin olur. İbadetle mevcudata hakim olursun. Zihinde ise evamiri tekmini olan içsel aleme hakim tecerütlerle olur. Tecerrüdün kadar ahlakaliyeler, ahlak aliyelerin ahlak, kadar tefekkürün tefekkürün kadar zihinde mekan açarsın. Neye benziyor? Hisler, hisler, pile benzer. Pil film yaparak mekan olur. Hisle mekan nasıl açılır. Mesela telefon şey veya kamera şu. Kamera yani his mekana nasıl açılır. Hisler pile benzer. Yani toprak dedik ya armut çıktı. Armut çıktı diye armut toprağa benziyor mu? Benzemiyor. Pil, film yapılıyor. Pilden yani bataryadan film yapıyor. Film pile benziyor mu? Ama e, çok acayip bir şey. O hafıza kartında kamerada film koydun. Mekan açıldı baktığınız zaman mekan var. Ama hafıza kartında maddeten bir mekan yok. Ama mane mekan var. Hem de ne kadar geniş. Atlar gidiyor, arabalar gidiyor, neler oluyor. Baya mekan var oralarda. Yok mu? Ha. İşte diyor. His pile benzer. Pil filmi yaparak mekana dönüşür. Pil pillikten çıkar. Mekan olur, film olur. Pil filmler, filmlere mekanlık yapar. Mekan olur. Pil çalışmazsa Kamera çalışmaz. Yani pil çalışmasa, pildeki batarya, pildeki enerji o enerji gözükmeyen. Bak rengi var mı pilin şey enerjinin? Rengi yok. Enerjinin tipi var mı? Enerjinin cinsiyeti var mı? Enerjinin rengi şey var mı? Kokusu şey, hiç mi? Enerji işte pil. Ne filmi çevirsen çevir. İlle film değil. Celaskal yap. Fırın şey yap bilgisayar yap. Adamı öldür onunla enerjiyle. Enerjinin cinsiyeti yoktur. Enerjinin yaşı yoktur. Enerjinin ahireti falan yoktur. Dünyası yoktur. Tipi yoktur. Tatı, tadı yoktur. Sesi yoktur. Süreti yoktur. Kokusu yoktur. Niçin? Her şey olayım diye. Her şey olabilmesi için hiçbir şey olması lazım. Bir şey her şeye dönüşebilmesi için bir şey olmaması lazım. Her şeye dönüşsün diye hiçbir şey değil. Allah'ın niye rengi yok? Her renkte gözüksün diye. Eğer bir renk olsaydı başka renk olmayacaktı. Her şey olmak isteyen hiçbir şeye bürünmemesi gerekiyor. Evet. His böyle enerjidir. Her şey olsun diye hiçbir şey değildir. Her şey olsun diye. İşte bak. Mesela. Şu anda kamera çekiyor. Hiç filme benziyor mu enerji? Nereye dönüştü? Şekle dönüştü, sese dönüştü, mekana dönüştü. Eğer imkanı olsa koku da alırdı, tadı da alırdı. Ama mesela histe nasıl tat var? Hafıza var. Histe kotlanıyor. Bu diyor şeydir diyor, elmadır diyor. Bu bu ses diyor, falanca'nın sesidir diyor. Hafızası da var şeyin hissin. Çünkü niye? Ölü gibi gözüken toprakta hayat çıkacak. İç alemindeki fikirler, hayaller, hisler ölü olacak. O bir şey olur mu? Reseptör dediğimiz disaldır. His de yani. O re reseptör o alıcısı ama his de mazi yok. İstikbal yok. Ses yok, görüntü yok. Hafız her şey e dönüşebiliyor. Peki nasıl okuyor? Çekirdeği toprağa attığımız zaman toprak armut çekirdeğimiz, şeftali çekirdeği nasıl okuyorsa hisse atılan ses, o İrfan'ın sesi, hisse dönüşüyor. Hemen bir hatıra, öne çıkan bir vasfın bence çıkıyor. Öne çıkan bir şeklin çıkıyor. İrfan e, Eşin eşinde farklı görüntü babanda farklı görüntü, Gafur'a bana göre herkesin herkese farklı görüntü, farklı sesin, farklı alemin, farklı manan var. İşte his bunları tanımlıyor. Fikir cihetiyle değil. Fikir sıra dizerek zamanı oluşturuyor, e, şekillendirerek hayal bir mekanı oluşturuyor. Serbest bölgede. his de hayatlanıyor. Sanki İrfan dediği gibi ben de aynı şeyi söylüyorum abi. Histe e, mekan ve e, zaman yok sanki. Yok ki. Ama hep onları me mekan ve zaman. Başka bir şey kullanıyor his. Reseptör olarak başka bir şey zihni, zihni, Yani o bizim o bizim bildiğimiz gibi o hayaldeki gibi mekan, tasavvurdaki gibi zaman, zihindeki gibi mekan yok. Niçin yok? Her şeye olsun diye. Bir şey. Bir şey her şey olabilmesi için bir şey bürünmemesi lazım. Ben işin tahtı olamam çünkü bir şeyim. Ama her şey olabilen makamda durabiliyorsa mesela diyelim ki şöyle diyeyim. E, susmak konuşmaktan daha şeymiş. Niye? Susan bir adam ne diyebilir? Her şey diyebilir. Küfür edebilir, güzel güldürebilir, Kur'an okur. Her şey söyleme ihtimali var ama konuşunca İhtimalden çıktı. Her şeyden bir şey oldu. Budur artık. Onun için his, her şey. His vücuda dönüşebilir. Rabıtadır. İç alemin vücududur. Rabıtasıdır. Nurudur. Hayatıdır. Hayat, hayattan kaynayan mevzus akışlar. Hayatın tipi yoktur. Yaşı yoktur. Hayatın yaşı var mı? Hayatın yaşı yok. Zaten kalma müddetine ömür denilir. Ecel çıkış şeklidir. Kanser, kalp krizi vesaireyle ilgili çıkmıştır. Farklı farklı tanımlar bunlar. Ve burada... Ha, ama bitmedi çünkü bu şey var ya... O yo yok bunu şey yapmayayım. Girmeyeyim buraya. Başka bir şey tamam. Zaten sade tarihçi girmiş şuraya. Olmadı, ben tek 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 yapmıyorum ama. Niye böyle oldu Siz ha? Demiştiniz Siz ki hatırlıyor musunuz bir, Olmuş, e, şey şimdi var. şimdi ölmüş Haşre inanmayan bir adamın şeyi var diye ben pil pil gibiyiz. Bir dersin atarsın. Onu bu kamera misalleri çok iyi şey yapmışsınız ama kafamda şöyle bir şey oluştu. Hasan abi. His aslında ahiretin haşrin bir ispatı aslında. His evet. as aslında haşrin aslında en bariz ispatlarından biri bize. Ahiretin e, en güzel içsel alemde delillerinden bir tanesi histir. Ben bana bir şey söyleyin ki hisse atında dirilmesin. Hisse bir şey atılsın da hissedar olma. Hayale bir şey at da eğer atmışsan şekli olmasın. He? Olur mu? O zaman hayal değil. Hayale atılan bir şey şekildir, mekandır. Hisse atılan her şey hissedar olunur. Hayat buluyor. Nerede? içeride. Burada kesiyoruz. Yani demek ki e, iç alemde e, böyle nasıl hakim olurum diş dünya? Demek ki ben gördüm kişide bunu sordum. E, terklerle, tecerütlerle dedi bana. Ve ha, şey gibi uyku da değildi bu. Uyanıklıkta değildi. İyi hatırlıyorum. Böyle çalışırken demek ki düşmüşüm. Ama ne kadar tuhaf. Böyle cevap çok tuhaf. Tabii. İrade değil ibadetullah. İrade ibadetullah diye bir kelimeyi belki defa duydum bunu. Ne ne diyor kapıya? İrade, İrade ile var ya 136 5 Şam'iye. İrade değil ibadetullah. Karşılaştırmış amca. sen kelimeye takılma karşılaştırma. Evet. İrade zaten ibadetullah. Olarak... Tamuncu veriyor. Ha, o ha, o tam o mu aradı? He he. Abi şimdi siz böyle bu ismi böyle yakınız ya. Yani. He? İşsiz iş, iş böyle gidiyor ya. Ha. Asla en arkada göreceksiniz. Daha cami bir ruh sistemi hepsini kullanıyor göreceğiz. Sonra bu bir başka gelecek. Onun, onun, derdini ben biliyorum. Dedi ya Biliyor. Allah'ım bu dima dersi bitmeden benim canımı alma. Uzattıkça uzatıyor. <laughs> 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 Bak bunların, bunların hepsinin arkasında gayrı nazarı çıkacak. Sanki haşa. Allah bir anda diyor ki hadi ben yokum. Sen kendin, bak ne yapıyorsun? Aynen böyle diyor. Evet. En sonunda kimsin sen? Bak bakayım ben. Bu sistemi nasıl kullanıyorum? Şimdi kendimize kendimizle bakıyoruz ya. Evet. Bir daha kendimize kendimizle bakıyoruz. O bakışın gayri nazarıdır diyor. Evet. Hani adeta ben bakıyorum ya. Şimdi kenarda birisi geldi gözlüğümün içinden benim baktığıma baksa. Göz şuradan. Benim gördüğümü görüyor mu? Görür değil mi? Evet. Ben mesela harama baksam o da haramı görür mü? Benim bakarken Allah baktığımdan bakıyor mu? Bakıyor. Allah da harama baktırıyorum ya. Evet. Ben harama bakarken Allah da bakıyor. Ben de adeta yanımdaki birisi buradan baksa harama bakarken o da e, göreceği için harama bakarken ben de Allah harama baktırıyorum. Allah da haramı seyrediyor. Öyle tanımlanmış. Öyle, Öyle öyledir. Anladım. Çünkü Onun Allah direkt görüyor. Sizin söylediğiniz. Sizin kameraya. kameraya. Şimdi sizin söylediğiniz Allah direkt görüyor. Allah için haram helal yoktur. Yok. Ama gayrı nazarında vardır. Hmm. Haram helal benim gözümle bakarsa var. O direkt bakarsa yok. Evet. O, zaman, o yüzden nazarı bak. Evet. Bir şey ya. Şimdi değişti. Evet yapma. haramı seyrettiriyor. Çünkü benim nazarımla bakıyor. Aynen. Benim nazarına bakarsa harama bakıyor. Mikro işlemci tasarımlarında falan sistem mimarisi diye bir şey vardır. Sistem hatta Erginç abi biraz bahsetmişti. Katmanlar, 8 tane katmandan bahsetmişti. Onun gibi sistem mimarisi yapılır. Ona da işte mesela bir Mikro işlemci denir. Bunun gibi bütün bunlar aslında burada e, az önce İrfan'ın sorduğu soru Mehmet abinin söylediği şey sizin bütün bu işlediklerinizi koyunca aslında insan mimarisi çıkıyordu. Evet. Bunların hepsi insan mimarisi. Ya. İşte şuradaki hafızayı alır. Burada bunu böyle işler. Burada vicdanı atar. Buradan alır kalbe kalpten ruha Aslında bu onun bütün işlemlerinin yapıldığı en temeldeki en alttaki yapıdır. En üstte en yakın bütün e, alıcılar en yakın olan dimadır, ilk dima alır. Onun aldığı işte veriler, fikir paketlerinde depolanır. His. O fikir, fikirler vicdanda his paketleri olarak işlenir. Onlar kalpte duygu paketleriyle en altta ruhtaysa, en geniş olan ruhtaysa latife paketleri olur. Bunu böyle onlar koyulsa hafıza şurada. İşte e, Doş, alıcılar alı. burada. Bilmem. Aynen. Evet. Deriye. Hepsi sistematik olarak aslında, aslında bütün makina var. Makinanın aslında az önce bahsettiniz. Neden üstad bütünlüğünü koruyor, koruyabiliyor? Sanki makinanın haritası çıkmış. işte ona göre düşüyor. Evet, evet. mimaride zaten hafıza burada. his buradan böyle o bir şeyde gösteriliyor o lojiklerde. Hiç bir yok şey... ok çıkar buraya. Hafıza. Burada dima fikir, ondan da hafıza, ok gelir vesaire böyle tamamen teknik anlamda usta, çıkar hepsi. Ustad harita olduğu için oraları Niye, evet. niye bir yerde yazılan, evet. öbür tarafta yazılan birbirini örtmüyor veya teksip etmiyor, hep aynı şeyi söylüyorlar. Evet. İşte bütün gördüğü için. Evet. <laughs> Mesela da bu, yani. sen de hafızlık var mı biraz? Var zor. Yunus suresi 10. <laughs> ayet. Evet, evet. Şimdi bak. Yemezler. E, bir tanesi <laughs> bana bir yok. Yemezler. Bu bu mevzuyla kamera dedin ya onu da veriyorum kesiyorum. Ee, dedi ki e, makine mühendisi şey u, gemi mühendisi e, aktif. Dedi ki Rize'de. Ya dedi ben dedi Risale okuyorum ama ifrat tefriti dedi tam şey yapamıyorum bunlarla kavga verdiğince tam da tevafuk etti. Ondan sonra bana ifrat ve tefriti benim anlayacağım tarzdan anlatır mısın? Yani nasıl olur? İfrat dışsa dışarıyı yok eder. Tefrit kendini yok eder. Vasat yok koyar. Dedim ki bu kamera vardı. Şuna fazla enerji verirsen kamera ne olur? Düşük enerji verirsen ne olur? Üste verirsen yakar az verirsen eski teypler vardı veya radyolar, plaklar. Hızlı çevirirsen yapar dışa. Orta olsa vasat olur. İşte aynı elektrik. Hani elektrikçiler, elektrik mühendisleri diyor ki kaliteler elektrik. diyor. Ya elektriğin kalitesi olur mu dedim ee, baraja gittim de. Dedi ki standart, stabil, sta eğer olursa devamlı akın aynı olursa kaliteli eksik olur. İkide bir oynak olursa kaliteli değildir. Şu kameraya enerji çok verirsen yakar. Bu ifrat. Az verirsen çevirmez. İçe dönük olur. Bu da tefrit. Vasat olursa karşıyı içeriye alır. Ve yansıtacaksa içeriği karşıya yansıtır. Ekrana. İfrat tefrit vasat. Ve ahirde vahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.